Evet, Kios TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Esnafının, Gemlik esnafının konuştuğu program Esnaf Konuşuyor başlıyor. Özellikle pandemi döneminde mümkün olduğu kadar bu konuda esnaflarımızın yanında durmaya, onların sorunlarını dinlemeye, özellikle pandemi döneminde yaşadıkları zorlukları paylaşmaya ve sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu akşam da yine Gemlik'te bilinen isimlerden Mehmet Acar'ı konuk alıyoruz. Acar Market işletme sahibi. Aslında Mehmet Muhammed, Muhammed Mehmet Acar. İkisi de kullandığımız. Aslında isimler. Muhammed diye. Ben Muhammed diye biliyordum ama genelde tabir aslında hep Muhammed diye oluyor. Sevgili Mehmet kardeşimizi ağırlıyoruz. Kendisiyle güzel bir sohbet diliyoruz. Lütfen sizler de programa mesajlarınızla, yorumlarınızla katılın. Aktif bir program olsun. Güzel de sohbet olsun. Yayında paylaşmayı lütfen unutmayın. Geniş kitlelere ne kadar konuşabilirsek o kadar biz de mutlu oluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz programımıza ve tabii ki Mehmet Acar, sen de hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Serkan kardeşim. Ben teşekkür ederim, bizi böyle güzel platformda ağırladın. Gelmek istiyorduk, nasip olmadı. En sonunda kısmet bugüneymiş, geldik. Ben de çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ben tabii çok hassasım esnaf konusunda. Esnafın yanında durmak için çok hassasım. Sizin de böyle bu programa sahip çıkmanız beni onurlandırıyor, gururlandırıyor. Gemliğimiz için güzel bir program. Yani böyle bir program olmuş olması gerçekten geniş kitlelere, hatta yeri geldiğinde yetkili mercilere ulaşmamız açısından da sesimizin. Aynen. Güzel bir süreç. Destekliyoruz. İnşallah devamlı olsun. Biz o devamlılığı sağlayan faktörlerden biri de biz olmuş olalım inşallah. İnşallah. Sen de artık geldin, konuk aldın. Artık yeni konukları da bulmak sana i̇nşallah. Da kaldı. Teşekkür ederim. En az 3 konukta senden bekliyorum artık. İnşallah. Öyle bir. Biz güzel karşılandık, güzel ağırlandık. İnşallah onlar da gelsinler. Bu güzel sıcak ortamı görsünler. İnşallah. Allah razı olsun. Şimdi Mehmet Acar'ı ben yaklaşık 11 yıl önce tanıştık. Evet. 11-12 yıl önce tanıştık. Güzel de bir dostluğumuz oldu. Allah bin kere razı olsun. Şimdi tabii tanımayanlar için Mehmet Acar'ı nasıl tanıtırız izleyenlere? Mehmet Acar 1980 doğumlu. Aslen Sivaslı. Orhan Gansöröz doğumluyum bu arada. Aynı zamanda. 40 yaşındayım. Evli, 3 çocuk babası. Allah bağışlasın. Babasıyım. Hayatım Bursa, Mustafa Kemal Paşa ve Gemlik üçgeninde geçmiştir. 1993 yılından beri Ekmasan Fırını olarak İstiklal Caddesi'ne başlayan esnaf sürecim 2000'li yıllara Gemlik Ekmeğe bağlanmayla şu anda Merkez Cami, Asım Kocabıyık Camii'nin orada Acar Market Ekmek olarak tam köşede satış şubesi olarak devam ediyoruz. Yaklaşık 16 yıldır buradayım. Güzel bir müşteri potansiyeli olan, insanların sevdiğine inandığım, ki sevdiler sağ olsunlar, ben de müşterimi çok severim. Aramızda güzel bir bağ var. Düğünlerinde, cenazelerinde, cemiyetlerinde hep birlikteyiz. Bizi çok samimi bulurlar, bizden bulurlar, kendilerinden bulurlar sağ olsunlar. Hı hı. Güzel bir ticaretimiz var. Yerimizden de memnunuz, müşterilerimizden de memnunuz. Tabii işte bahsettiniz, pandemi dönemi dediniz. Biz sorunlar yaşamadık ama Gemlik'te bazı esnaf kardeşlerimiz sorunlar yaşadığını biliyoruz. İnşallah bunlarla ilgili sohbetimiz esnasında açıklamalarımız olur. Beklentilerimizin neler olduğunu biz de ifade ederiz. Aynen, derinlemesine hep bütün konulara gireceğiz inşallah. İnşallah. Peki kaç yaşından beri esnafsın? Yaklaşık 13-14 yaşından beri babamın yanında başlayan bir esnaf sürecimiz var. Tabii babadan aldığımız bir esnaflık eğitimi olduğu için sağlamız o anlamda. Yani esnaflık anlamında esnaflığın terbiyesi doğrultusunda esnaflık yaparak geldik. Kültürüyle hani, aslında kültürüyle geldik. Aynen. Tabii önceliğin dürüstlük olduğunu. Yani satış yaptığımız ürünlerin arkasında durmamız gerektiğini bilerek, doğru ve ahlaklı ticaret yapmamız gerektiğini öğrenerek geldik. Ki öyle olmasaydı zaten bugün de bulunduğumuz yerde bir 16 yılımız olmazdı. Aynen doğru. Allah'a şükür olsun. O anlamda babamdan da Allah razı olsun, biz yetiştirenlerden de. Biz doğru bir zamanda doğru bir eğitimle ticaret içindeyiz. Hiçbir şekilde yani esnaflığa dair pişmanlı olmuş bir adam değilim. Şimdi soracağım, 26-27 yıllık evet, bir evet, azim 26, var esnaflıkta. Evet. Peki böyle esnaflıktan hani memnun musun? Aslında ana başlık bu ama tabii belli dönemler olmuştur, zorluk çekmişsindir. Genel manaya baktığın zaman memnun musun? Benim hayat felsefem bir kere şu ya, ben ümit var bir insanımdır. Yani umudu hiçbir zaman kaybetmeyen bir karakterim. Hayata hiçbir zaman olumsuz bakmam. Benim rengim her zaman mavidir güzel kardeşim ya. Bende siyah yok. Bakma, bugün gömleğiniz siyah dedik ama. Yani genel anlamda ümit varımdır. Ben hiçbir zaman esnaflığın inişleri çıkışlı olduğunu kabul eden, bilen, ki kişilerin de ne olursa olsun, yani hani ben şu lafı konuşuyorum, kendi tezimdir benim yani. Her gün kazansaydık herkes esnaf olur derim ben yani. Birileri zorlukların üzerinden gelerek yol alıyor. Ben ki sadece burada şu anki sürecimde
ticaret hayatımı sadece ekmek üzerinden, yani bu sektör üzerinden devam etmedim. Yani bunun arasında mesela bir nakliye işine girdim. 2-3 sene o işi yaptım. Güzel kazandığımız oldu, başa baş gittiği oldu ama o işin içine de girdik. Ekstra birkaç daha işe girdim. Hamle yapmayı seven bir karakterim. Yani o anlamda esnaflığı her zaman tercih ederim. Okumadığım gibi bir şiddetim yok, lise mezunuyum. Ama hiçbir zaman ya keşke okusaydım diye bir serzenişim de yok. Yine aynı şekilde mesela toplantı, veli toplantılarına gittiği zaman da ben genelde biraz sivrilen bir veli. Sivrilen bir karakter aynen. olurum. Ne anlamda sivrilen bir karakter olurum? Yani hani çocukta yetenek yoksa okumaya dair abi. Yani ben şu tezimi söylerim. Hocam herkes kaptan olsaydı gemi yürümezdi. Tayfa da lazım derim yani. Aynen. Yani ben sadece çocukların sadece okuyan ile doktor, mühendis, öğretmen olduğunu yani o anlamda yol almaları pek doğru bulmuyorum. Yani eğer çocuğun kendine bir yeteneği varsa ebeveynlerin o tarafa da yönlendirmelerinden bir yanayım. Şimdi en son mesela veli toplantısında da onu söylemiştim. Hocam dedim yani genel anlamda gördüğün tablo şu çocuklarda daha çok test çözün, daha çok yapın. Yapın tamam yapsınlar ama yani mesela hafta sonu etüt dediler. Ya yani cumartesi pazar çocuk bana kalsın dedim ben mesela. Cumartesi pazar çocuk benim olsun, 5 gün sizin olsun. Yani illa okuyacak diye bir felsefem de yok hocam benim dedim yani. O bir yerde kendini gösterecektir. Belki güzel sanatlarda yeteneklidir. Belki ne bileyim ev hanımı olacaktır. Ama çocukları sadece böyle hani bir yarış içinde sanki apro sokulmuş bir yarışan bir yarışçı olarak görmeyelim dedim. Yani benim çocuğum aynı zamanda ahlaki değerleri de olsun. Yani yarış esnasında arkadaşına vurup deviren değil, arkadaş üstünde kaldıran bir çocuk olması isterim ben şahsen. Ben mesela birçok zamanda konuştuğumda görüyorum. Sadece çocuklara kazanmaya dönük bir yükleme yapılıyor sanki. Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'nda Manasa'da Adnanlı hocamızla beraber bir 13 hafta baba destek gelişim kursuna gittim ben, BADEP diye. Hı hı. Çok güzel kazanımlar da aldık mesela. Orada çocuklarımıza karşı nasıl davranmamız gerektiğinden, çocukların bir birey olduğunu onları hissettirmemiz gerektiğinden dair. Bunlara inanıyorum, çocuklara, geleceğe güveniyorum. Ama bazen gençlerimiz gördüğüm zaman da üzülüyorum. Gemlikte bazı sıkıntılar olduğunu görüyorum mesela gençler açısından. Gemliği konuşurken açalım onu istersen. Açalım. Her onu zaman konuşuruz. Daha derinlemesine açalım. İnşallah. Peki şeyi mesela mesajlara da geliyor. Güler yüzlü, müşterisine saygılı, yani böyle kafası hep böyle havada, özgüveni yerinde. Bunu neye borçlusun? İşte ya bu kadar yıl esnaf olmak mıdır aslında? Doruk noktası mıdır aslında bu? Doruk noktası bu bir yaşam felsefesi dedim. Ya ben gerçekten güne güzel başlayan bir insanım. Yani 26 yıldır olsun. Böyle misin? Böyleyim. Hatta benim müşterilerim bazen hesap yaparken falan denk gelirler. O an mesela meşgul oluyor kafam. Ya Mehmet bir sorun mu var derler. Hani o an tebessüm etmeni gördüğü zaman ille bir sorunum varmış gibi havada oluyorlar mesela. Aslında değil. O an bir şeyle meşgul olduğum için oluyor. Biraz Başak Burcu'yum. Bir şey yoğunlaştığı zaman orada kalıyorum. Ben de öyle. Yani o var yani. Taktım mı takarım yani. Durmamazlık kısmı herhalde. Genel anlamda öyleyim. Soğukları zamanla dediğim gibi abi. Benim rengim mavi güzel kardeşim. Vallahi çok güzel abi. Yani, ben kıskandım ya. Ben bu kadar değilim. Maalesef teşekkür olamıyorum. Teşekkür ederim. Ben müşterilerini... Senin adına sevindim yani. Öyle tebessümle karşılamayı seviyorum ve bu olması gereken bir şey abi. Bizim ihtiyacımız olan genel anlamda tablomuz o. Genelde en son mesela şöyle bir şey yaşadım. Bir iki ay önce yukarıya çıkmıştım hastaneye doktora. Doktor hanım sıra bana geldi. İçeriye girdim. Doktor hanım kolay gelsin. Nasılsınız dedim. İyi misiniz dedim. Hanımefendi başını kaldırdı. Şöyle, ya dedi vallahi koca gün ilk kez biri sahtemi sordu. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız dedi. Hocam dedim bizde ufak bir rahatsızlık var. Onun için geldik. Yani doktorlarımız bile bunu bekliyor. Düşünün yani. Yani biz insanları sadece işlerini yapmak zorunda olan insan olarak değil de yani aslında bizim gibi insan olduklarının farkında olup onların da tebessüme, ilgiye ihtiyaçla düşünmek zorundayız bence. Yani biz biraz böyle bu şeye kapılmış toplumuz bazen. Ben çok denk geliyorum. Benim vergimle oradasın. İşte benim sayemde buradasın. Bunları ben doğru bulmuyorum. Yani bir polise de saygımız olacak. Bir doktora da. Hatta yükü taşıyan hamala da. Sıvayı süren ustaya da abi. Hepsi lazım. Ne güzel oğlum. En son mesela sosyal medyada var. 2-3 tane arkadaş güzel video çekmişler böyle. İnşaat ustalar arkadaşlar. Yani inanın izlediğim zaman çok keyif aldım mesela. Victoria's Secret'ten daha ileride ya onlar. Hayata mutlu bakışın gerçekten insanı kıskandırıyor. Abi Nelson Mandela'nın güzel bir lafı var. Özgürlüğünüz için gökyüzünüzü satın almamıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter diye. Özgürlüğün sınırını bilmemiz de lazım yani. Ben bu anlamda gerçekten insanın kıstaslarını bilmesi gerektiğine inanıyorum yani abi. İkili ilişkilerimizde, büyük küçük ilişkilerimizde, anne baba ilişkilerinde ne olursa olsun abi. Benim bir bakış açım bu. Ben mesela dükkana ufak çocuklar geldiğinde onlara baktığımda kendi çocuklarıma
bakan bir baba gibi hizmet etmek gözde, istiyorum. O gözde şekilde davranıyorum çocuklara bile yani. Vallahi güzel bravo. Bir şey. Peki ederim. Saat olarak özellikle sizin sektör mesela kaçta açılıyor, kaçta kapatıyor? Saat de uzun hanım yani nasıl? Abi bizde şimdi 6.30 gibi açılış saatimiz var. Benim kardeşim diyeyim yani çalışanım olarak görmem. Uzun yıllar beraber açıyorum. Cem kardeşimiz sabahları genelde açar. Ben belli 3 gibi saatlerde dükkana geçen bir şeyim. 3'ten sonra bir part-time çalışan güzel bir kardeşimiz o gelir mesela. Biz biraz çalışmayı hayatımızı yaydığımız için sorun yaşamıyoruz ama tabii yani kazanım noktasında sıkıntı yaşayıp sabah açıp akşam kapanacak bir sektör olduğunda sorunlar karşımıza çıkabilecek bir sektör. Aynen, aynen. Yani bugün hani derler esnafın cenazesi düğünü olmaz tarzı bakarlar ama yani o da yaşamı kısıtlayan bence hoş bir tablo değil. Bu anlamda ne bileyim ben bazen yani esnaf odasına bağlıyız. Keşke hani nöbet sistem gibi bir sisteme geçilse derim mesela. Yani bu fırıncılar olarak da olsun mesela. Şimdi pandemi dönemi oldu mesela. Pandemi döneminde biz doktorlarımızı, hemşirelerimizi salçama alkışladık ki gerçekten kayda değer bir şeydir. Ya verilen hizmeti alkışlamamız da yerindedir. Ama bugün mesela fırıncı sektörünü kimse alkışlamadı. Alkışlanması lazımdı bence yani. Bu arkadaşlarımız da gece gündüz o hizmeti verdiler. Evlere kadar servisler çekildi. Ve servis dönemine ait yanlışlar vardı. Belki takip noktasında sıkıntılar vardı ama onlar da bir alkış hak etti ya. Ben kendim şahsen alkışlıyorum. Evet, bizim sektörümüzde zor bir sektördür yani. Gecesi gündüz olmayan bir sektördür. Uzun evet. Uzun özellikle market de öyle. Evet. Şimdi mesajlar çok var. Bir de hep böyle onur edecek mesajlar var. Senin de böyle bir terini sil biraz okuyayım. Vuslat Sezgiç hayırlı yayınlar dilerim demiş. Evet. Nizamettin Kürekçi duruşun yeter Mehmet abi demiş. Hasan Yavuz iyi yayınlar, Hüseyin Er iyi yayınlar, iki güzel insan demiş. Eyvallah. Mehmet Özgürcan. Selam Serkan Bey, hayırlı yayınlar. Buradan Gemliğin sevilen sayılan esnafı olarak Mehmet kardeşime sevgimi saygımı sunuyorum. Evet. Samsun'dan selamlar demiş çok şu anda. Teşekkür ederim sağ olsunlar. Samsun'dan izliyormuş. Selamlar olsun. Sevgili muhtarımız Yusuf Güngör Al, hayırlı yayınlar kardeşlerim demiş. Okan Ceylan, güzel yayınlar diliyorum kardeşim demiş. Teşekkür ederim. Murat Kader Ateş, bilirsin Murat Kader Ateş'i. Murat Kader Ateş. İstiklal Caddesi'nde o da. İyi yayınlar dilerim demiş. Eyvallah. Adnan Ulu, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Hocamıza saygılar. Şimdi devamı da geliyor hocamın. Kamile Ülgen Çini, saygılı sevgili dolu komşum, saygı ve sevgi dolu komşum. Çok sağ seni çok seviyoruz demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Behçet Atar, Behçet ustamız, Behçet kaptanımız, mahallemizin dürüst, saygılı esnafı eyvallah. Her daim seviliyor, haber olsun demiş. Çok sağ olsunlar. Fatih Toksava, iyi yayınlar dilerim demiş. Murat Çengeltaş, hemen şöyle devamını gör diyelim. Bir esnafın yüzü bu zamanda bile müşterilerine hep güler yüzlü olan esnaf sorarsanız bana onun adı Mehmet derim demiş. Teşekkürler, çok sağ olsun. Selçuk Tuncel, iki adam yan yana, iyi yayınlar. Gemliğin en kral ve en düzgün esnafı olan... selam Big Box'a selam demiş. Kahveci güzel abi. Kahveleri dükkana bıraktım Muhammedciğim eve götür yengemden fırça yeme sonra demiş. Satmakta borcumuz olsun o. Öner Kurt iyi yayınlarınız olsun demiş. Serdal Culuk iyi yayınlar. Seviliyorsun Mehmet Acar bizim küçük esnafımız o demiş. Sercan Aydı. Serkan abi iyi yayınlar. Aydın. Serkan abi yayınlar. Mehmet Acar adam gibi adamdır. Komşum olduğu için söylemiyorum. Her zaman etrafına pozitif enerji yayan özü, sözü bir insandır. Selam olsun çok kendisine demiş. Çok sağ olsunlar. Onlar da bizim değerli dostlarımız, komşularımız sağ olsunlar. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Yani o Taksim sokak olarak geçen bütün o muhitteki komşularımız gerçekten değerli kaydar esnaflardır. Çok sağ olsunlar. Bilirim. Çok güzel. Oranın eski esnaf yani olarak bilirim oranın ben. Oranın güzel esnaflarından da sen de bilirsin. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar, selamlar. Adamın kralı ekmekçi abimiz bizim o demiş Murat Cansu Öner. Eyvallah. Burak Hilal adam diye yazılır, Muhammed Acar diye okunur. Eyvallah. Kral esnafsın abim, evet, saygılar demiş. Ya, sağ olsunlar. Seviliyorsun Muhammed kardeş, Lamazi'den saygılar demiş Hüseyin Bey. Adnan eyvallah. Ulu, evet demiş. Benim kursiyerimdi kendisi. Evet. Mehmet Bey çok yararlı bir eğitim yapmıştık kendisine evet, demiş. Teşekkür ederiz. Nizamettin Kürekçi, Google'a adam yaz Mehmet Acar çıkar karşına demiş. Biraz abartıyoruz mu acaba ya? Yok benim arkadaşlarım çok sevmiş. Ondan mı? Aynen. Evet. Tamer Karadeniz müşteriyi nasıl karşılayacağını bilen güler yüzlü bir kardeşimizdir kendisi. Gemlik'te birçok esnafa esnaflık dersi verecek bir kişiliktir. Ben onun güler yüzüne görünce beni de çok mutlu ediyor demiş. Çok sağ olsun. Tamer Karadeniz. Bu anlamda pozitif enerji şimdi gerçekten önemli bir şey. Çok alırım. Benim dükkana gelen bay olsun, bayan olsun, hatta genç olsun müşterim. Abi biz seni gördüğümüz zaman huzur buluyorum. Ben seni enerji, başlayayım. Pozitif enerji çok veriyorum. Güzel bir şey. Onu yaşatabiliyorsak ne kadar güzel. Bu ama dediğim gibi işte samimiyetle alakalı. Bir de genel gemlik esnafında benim gerçekten olması gerektiğine inandığım bir süreç bu.
maalesef. Yani bizim, güler yüzü değil miyiz? Oraya mı getiriyor? Bizim Gemlik esnafında çok görmüyorum ben bunu. Olması gereken bir. Çok çabuk yani surat asabilen bir esnaf dokumuz var bizim. Yani, bunu doğru bulmuyorum ben. Yaptığın bu eleştiri mesela bizim hep programlarda konuştuğumuz işte balık yemeye Mudanya'ya, kot almaya Bursa'ya evet, ya etken olabilir bu mi? Bu sıkıntılarımız var abi. Evet gerçekten yani. Şimdi baktığımız zaman pazar, eski pazar caddesi mesela eskiden mihenkti yani herkes için tercih edilen bir caddeydi. Daha sonra işte güzergahların değişmesi, tek yola düşmesi, belki hakeza işte İstiklal Caddesi'nin kapatılması. Dört yolun hepsinin kapatılması. Ama baktığım zaman bizim caddemizin esnafında birkaç esnafımız bu anlamda tebessümlü, işini yaparken müşteri mutlu, çok serzenişte bulunmayan. Aynen. Ama genel anlamda ben bunu görmüyorum. Şimdi bu biz de demek ki devamlı bunu yaptığımız için arkadaşlar bu iltifatlarda bulunmuşlar sağ olsunlar. O yüzden ama, mesajlar aslında böyle geliyor olabilir. Ama dediğim gibi bence olması gereken bu. Baba ne ben iş? Değilim bak sendeki o pozitif bende yok. Ben öz eleştiri yapabilecek kapasitede bir insanım. Ama şimdi belki yaptığımız işlerle alakalı olabilir arkadaşım. Biz bireysel ikili ilişki içinde olan insanlarız. Hmm. Ben onu kaybetmeyi sevmiyorum ya. Benim baktığımda gördüğüm ne olursa olsun bir kere gelmesin. Bana bunu söyleyen esnaf sağ olsun Umur Bey'le Aydın amcam var. Bugün o kelimeyi kullanan çok... Hoşuma gitti yani o lafı. Yani sen burada taş satsan ben buraya gelirim Mehmet dedi yani. Allah Allah. Yani bir müşteriye bunu verebilmek çok güzel bir şey. Yani bunu yaşatabilmişsek yani o dokuyu elde etmişsem çok mutluyum yani ondan. Bak bu. Mesela Murat Cansu Öner demiş ki ekmek alayım diye gidiyorsun ücretsiz terapi veriyor diyor. Bu da var. Bu da artık var bir yani. Tarz olmuş adamda belli ki. Fikret Ünay iyi akşamlar Serkan kardeşim hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah. Nihat Semiz iyi akşamlar iyi yayınlar dilerim. Gemlik'te 7/24 güler yüzlü esnaflığı %100 olan Muhammed kardeşime çok selamlar olsun demiş. Aleyküm selam. Kendileri de öyle. Behçet Kaptan Mehmet Acar pandemi döneminde herkese ulaşan güzel bir esnaf örneği olmuştur diyor. Sağ olsun. Kader Öztürk Elik iyi akşamlar iyi yayınlar Nöbetçi Market bence de olması gerekiyor demiş. Nöbetçi Market galiba o tutacak bu akşam. Dur bakalım. İyi yayınlar okumuduk. Mehmet Özgürcan uzun yazmış. Bakalım okuyalım. Serkan Bey inanır mısın ben Uludağ gazozda çalışırken akşam eve giderken ekmeği sırf ondan alırdım. Onun gerçekten pozitif enerji akşama kadar aldığın sıkıntıyı atlatıyordu. Eyvallah. O kadar temiz kalpli biri ki kelimelerini anlatıyorsun. Zaten kendisine sevgilerimi sunuyorum. Kelimelerimle anlatmaya çalışıyorum. Zaten kendisine de sevgilerimi sunuyorum ama demiş. Ben psikolojik danışmanlık merkezinde şu harbiden ha. Valla bu sektöre de bir gir bence. Sektöre biz gireceğiz herhalde. Adam Muhammed Acar demiş. Maze balyacı. İki tane mesajım var onu da okuyayım. Eyvallah. Ahilik teşkilatını devam ettiren nadir insanlardandır kendisi. Sağ olsun, evet. Çizgini kaybetme güzel teşekkür kardeşim ederim. Demiş. Etem Eser. Eyvallah. Aytekin Ölçüm. Selamlar herkesten. Mehmet kardeşimizi güler yüzlü olmasını bütün esnaflardan... Mehmet kardeşim gibi güler yüzlü olmasını istiyorum demiş. İnşallah. Yusuf İsmail Cirit de gemliğimizin güler yüzlü esnafıdır kardeşim benim. Ailemizdeki adı hürmetkar çocuk deriz ne diyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel vallahi, intibalar bırakmış. Harbiden öyle bırakmış. Ben bu programa iyi ki gelmişim ya. Ne kadar güzel böyle. Böyle bir omuzlar falan aldım, böyle bir dikildi. Hadi evet. Öyle bir karakterin yok ama. Teşekkür ederiz. Şüphem yok. Çay program öncesi ben söz vermiştim Mehmet Acar'a. Çayımızı alabilir miyiz artık arkadaşlar? Çay severiz abi. Aynen. Şimdi caddeye geçelim pandemiye geçmeden. Evet olur. Şimdi Eski Pazar Caddesi'nde yakın zamanda pandemi içerisinde bir çalışma oldu. Oradaki esnaf biraz kızdı belediyeye falan filan ama seninki Eski Pazar Caddesi demeyelim Taksim Sokak. Bizi etkilen bir süreç olmadı. Etkilemedi aslında ters yön olduğu belki için. Belki belediyemiz zamanlama hatası yapmış. Ama şimdi netice itibariyle hizmet verirken yani herkese de mutlu edinebiliyorsunuz. Ben pek eksi görmedim. Neticede bir şey yapılacaksa mutlaka sorunlar olabiliyor. Dediğim gibi belki zamanlama hatası vardı ama o hizmetin de o şekilde gelmesi gerekiyordu. Çünkü 10. dönemde pazartesinin mesela kaldırımının çok kaygan olduğunu biliyorum. Çok düşmelerin olduğunu da biliyorum. Yapılan hizmet güzel bence. Peki hem senin cadde hem Eski Pazar Caddesi. Senin evet. Cadden başlayıp orayları bir konuşalım. Mesela senin caddede ne gibi bir sıkıntı var ben biliyorum ama. Bizim caddemizin genel sıkıntısı bence abi. Toplancılar yanaştığında esnafa bence bir park sorunu yaşanıyor. Onun dışında ben pek caddemde sorun görmüyorum ya. Bizim caddemiz sakin bir cadde zaten ve esnafın belli olduğu, kişinin, müşterinin ulaşmak istediği yerin belli olduğu adresler. Ekmek alacak şahıs zaten bizi tertipse bize geliyor. Hakeza hizamız aynı şekilde ne bileyim kuaför kardeşimiz Özkan kardeşimiz var. Yanımızda çalışacağımız Serdar Bey var. Hakeza elektrikçi var, sakatatçı var. Güler ablamız, Ömür Ciğerci'miz, Salih abimiz, Ufuk kardeşimiz. Alt tarafta dediğim gibi işte Şenol abi,
konfeksiyoncu ablamız, işte Türksel Türker abi, Semih Bey kuaför, Besaj ve Murat abi. Bizim bu Ömer sürecimiz... Faruk çıktı galiba. Ömer Faruk? Tütüncü var. Tütüncü arkadaş herhalde bıraktı. Aynen, yani böyle bir sürecimiz var. Ben geçerken genelde araçla gittiğim için pek yürümüyorum ama yürüdüğümde kim olursa olsun benim felsefemde de yani o var. Esnafın birbirine rekabet gibi şeyinden ziyade hizmet rekabeti en önemli arkadaşım ve herkese selam vererek geçen bir sürecim vardır. Şimdi bazen denk geliyor mesela benim dükkanda müşteri geliyor. Bir şey sordu mesela olmadı. Kalmamış mesela. Geçen 2-3 önce oldu muhabbet. Tam buydu ekmeği sordu bir hanımefendi. Ben de kalmadı abla dedim. Aşağıda besaj var bulamazsınız. Yine keza aşağıda başak ekmek vardı. O bayan da mesela tepkiyi gösterdi. Bu zamanda böyle esnaf kalın dedi. Ne gibi hanımefendi dedim. Yani rekabet, bir şey rekabet yok dedim ben. Öyle bir rekabet süreci içinde olan değil. Hizmet rekabetimiz olsun biz dedim. Arkadaşlarımızla da bulabilirsiniz diye yönlendirdim mesela. Bunu kaybetmemiz lazım. Ben hep bana mantığı içinde olan bir şey yapıda değil. Bence hizmet ve kaliteyle rekabet olmasından yana bir esnafım. Bravo. O arkadaşlarımızın da mutlaka orada var olmasından da keyif alıyorum öyle bir şey için. Peki oradan hemen Eski Pazar Caddesi'ne atlayalım. Oradaki esnaflar da sonuçta izliyor. Onların da biraz sesi soluğu olalım. Evet. Eski Pazar Caddesi peki son haliyle nasıl oldu? Şu anda Eski Pazar Caddesi şu anki haliyle güzel ama ben yine tek yönlü olmuş olmasına oradaki esnafa zarar verdiğini görüyorum. Yani çünkü araçların park edildiği ve durup insan alışverişi yapacağı bir süreç yok. Maalesef öyle. Maalesef yok yani. Ki Pazar Caddesi dediğimiz yer biraz dediğim gibi belirli esnafın olduğu, onların da isim olarak devam etti. Ben bugün biliyorum mesela adres peynir alacaksa vatandaş Erkamlı'da tercihdir. Yanındaki işte arkadaşlar tercih olur. Ayakkabı olacaksa işte Çilingir kardeşler esnaf olarak olan bir süreçte. Yani bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra zaten kahvecilerin başlıyor. Konfeksiyon barışanlar, ikizler giyim. Ömer abim çok değer verdiğim, sevdiğim bir abimdir. Bu süreç bir yerde zaten tıkanıyor. En son Beko'da süreç bitiyor. Ondan sonra kahve kültürünün başladığı bir şey için. Biz kahvede maalesef pandemi sürecinde kapanan ve sıkıntı yaşayan esnaf olarak gözüküyor. Ama sağ olsunlar mesela ben bugün pandemi döneminde bazı esnafların, genel anlamda kira için olan esnafların mesela, ki benim mal sahibim, mesela pandemi var dedi ve zam yapmadı kirama. Yani bunu yapan değerli işletme sahipleri, yer sahipleri de var. Ama kimisi o dönemi pek önemsemedi, devletten bekledi yardım sürecini, belki kiracısını da almamak yani veya öteleme veya kira noktasında, artış noktasında pek iyimser olmadı. Yani pandemi süreci zarar verdi. Bu konuda baktığımız zaman biraz da dediğim gibi sektörel sıkıntı yaşayan insanlar oldu. Peki senin sektörde mesela sen çalıştın herhalde değil mi? Biz hiçbir şekilde zarar görmedik abi. Pandemi sürecinde zarar gördüm diyen fırıncı esnafı. Ya da gıda üzerine. Gıda üzerine. Biz daha çok ekmek üzerindeyiz abi. Biz de ekmek üzerine olduğumuz için yani vatandaşın temel ihtiyaç maddesi bir anda ekmekti. Ve biz bu süreci olumsuz geçirmedik yani Allah için. Ama... Tabii ki dediğim gibi sektörel sıkıntılarımız vardır tabii ki. Yani ben fırın sektöründe olan bir şey olarak tabii ki sektörel sıkıntılar yaşadık. Yani bizim de mesela dönemsel anlamda baktığımız zaman o dönemlerde de rekabet süreci yaşandı. X firmalar belki fiyatları düşürdüler. Fırıncı sektörü çalışanları bu anlamda daha çok zarar görür sektörde. İşte ne bileyim maaşlarına zam süreçleri olmuyor mesela o dönemde. Yani pandemi olsun, rekabet süreci olsun herkese bir şekilde tabii yanımız zarar verir. Bu arada ufak bir es hemen, baban rahatsız mı? Babam rahatsızdır. Tedavi görüyor inşallah, iyi olacak. Allah teşekkür ederim. Allah şifa versin inşallah. Onu orayı belirten arkadaştan da Allah razı olsun. İstikbal Sarı, Muhammed abimin kıymetli babası Hacı Bekir amcamızın rahatsızlığı var. Dualarınızı eksik teşekkür etmeyin. Teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar olsun sağ demiş. Sağ olsun, evet öyle bir şey. Allah şifa abi, versin tüm hastalara, şifa bekleyen tüm hastalara şifalar versin. Gülşah Ay Tunçel. Tek mesaj okuyayım onu. Güler yüzü dürüst esnafımız, benim canım öğrencim. Akıllı oğlum Yavuz Selimciğim'in babası. Aa, pastaları gerçekten çok taze ve lezzetli. O da bizim değerli, çok sevimli, çok sevdiğimiz bir hocamız sağ olsun. Doğum günü kutlamalarımızda okulumuza kadar teslim ettiler. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Saygıdeğer eşine ve çocuklarına sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Teşekkür bereketli ederiz. Bol satışlar diliyorum. Kültür Koleji İngilizce Öğretmeni Gülşah Tunçel. Çok sağ olsun hocamız, çok değerli, çok sevdiğimiz. Kardeşimizin 8 yaşında, Mehmet'imizin 8 yaşında Yavuz Selim diye bir evladı var. Evet. 15 yaşında Rüveyda isimli bir kızım, 8 yaşında Şura isimli bir kızım var. Şimdi 7 senedir de tabii hastalıkla cebelleşiyor, evet, Mehmet kardeşimiz. Pandemiye devam edelim ama rehabilitasyon larla okullarla ilgili bir girip çıkalım mı, hani varsa bir serzenişin
Şimdi ya da serzeniş fikrin... demeyelim, beklenti diyelim. Biz yani ha, beklenti, ben doğru. Yavuz Selim oğlum benim hafif CP hastasıdır. Sağ tarafını doğuştan el ve ayak olarak beynin sol tarafı zedelenme için kullanmadığı sorun yaşıyoruz. Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi görüyoruz. Fizik tedavi merkezlerine giden, bu süreçleri bilen bir insanım. Sağ olsunlar, Sevgi Bahçesi olsun, diğer kurumlar olsun, fizik tedavi aldık. Şu an kurumumuzdan memnunuz ama genel anlamda ben diğer kurumların, mesela bu hastalara açılan kurumlar, mesela ben Romatem'e gittim, Bursa'da mesela Romatem var, Yalova'da Aktif Tedavi Fizik Merkezi var. Ama bu kurumların bu hastalara sadece müşteri bazlı baktığını gördüm ve tedavileri yarıda kestim. Keşke bunlara hasta bazlı, yani ticari bazlı değil de iyileştirme bazlı baksalar. Ticaret biraz öne çıkıyor bu sektörde. Ben onu gördüm ve rahatsızlık duydum. Mesela şu an benim gittiğim kurumda gözlem yaptığımda, mesela 7 yıldır gittiğim için çocukların gelişimlerini, o çocukları görüyorum. Mesela bu anlamda çok anneleri yalnız görüyorum. Yani çocukları rahatsız olan babaların da onlardan imkanları dahilinde, bilmiyorum gelemiyorlar mı yoksa rahatsızlık mı duyup gelmiyorlar veya gerçekten vakit mi ayırmıyorlar, ama bu konuda ben onların da hayata dahil olmalarını ve çocuklarına dokunmalarını, özellikle o bayanları yalnız bırakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bazı çocukların artık 6 yaşa tanıdığım, mesela bir çocuğun bugün 7 yıl sonra 13 yaşına geldiğini, artık annesinin kaldıramadığını görüyorum mesela. Bunlara dokunmak gerektiğine inanıyorum. Mesela bazen duyuyoruz, bazı ailelerin imkansızlıkları da oluyor mesela, maddi anlamda da mesela. Yani biz bazen birkaç arkadaş bir araya gelip bu arkadaşlara dokanma eğiliminde oluyoruz. Biz şu an en son bir hocamızla mevzumuz oldu. Yürümekte zorluk çeken, yürüyemiyor zaten güzel kardeşimiz, yavrumuz. Yani bir odadan bir odaya yerde sürerek gittiğini duydum. Bu bana dokundu. Yani biraz duygusalım, ben aklıma geldim. Tabii zor bir durum. Bunu yaşayan bilir. Ne yaşadığını tabii bizim anlamamız biraz güç. Ama Allah hepsine şifa versin. Amin. Önemli olan o. Biz de inşallah bu kardeşimize dokunacağız. Onun o sıkıntısını gidermeye çalışacağız. Duyarlı kardeşlerimiz olsun ya. Bunlara dokansınlar ya. Eyvallah. Eyvallah. Azıcık mesaj okuyayım. Sen biraz saluklan. Allah herkese, başta babana, sonradan bütün çocuklara yardımcı olsun inşallah. İyi yayınlar, kolay gelsin Serkan Bey. Muhammed Acar kardeşime selamlar olsun demiş. Sinan Yurdakul. Eyvallah. Allah şifa versin inşallah amcamıza demiş Vedat Ataç. Amin. Mehmet Özgürcan, Rabbim bu cuma akşamı hürmetine Bekir amcama geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin Amin. Demiş. Nihat Semiz, pandemi sürecinde kirama zam yapmadı, hatta bir aylık kiramı almadı diyen çok esnafı gördüm. Bu her ne kadar bizim için çölde serap gibi olsa da bu çok güzel hareketler, bu gibi hareketler dükkan sahiplerinin de dikkatini çekmesini dileğiyle demiş. Herkese örnek güzel olsun inşallah. Güzel kalpli insanlar, güzel kalpli mal sahipleri, iyi ki varlar. Çünkü onlar bu konuda gerçekten yardımcı oldular bize, sağ olsunlar. Tolga Sarışen, benim için ve Gemlik için değerli yüreği gönlü güzel kardeşim. Serkan Kaynar'a ve ekrana gerçekten çok yakışmış bir esnaf kardeşimiz. Teşekkür ederim. Mehmet Acar abi. Kardeşimize iyi yayınlar diliyorum. Ben de güzel abimizi öpüyorum. Yani. Babacığına Rabbim acil şifalar abi. Versin. Çok çok Eyvallah. Geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederiz. Halil Aydı, iki güzel insana selamlar, saygılar demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz Halil Bey. O da sponsorlarımızdan Efendi Kuruyemiş'in işletme sahibi. O da bizim ayakta durmamız için çok çok emeği var. Sağ olsun, çok çok teşekkür ederim. Allah herkese senin gibi baba nasip etsin. Kardeşim benim, ağlamak yerine gururla dik bir şekilde eyvallah, ayakta dur demiş. Eyvallah. Selçuk Tuncel. İsmail Memik de kardeşim her şey gönlünce mahallemizin güller yüzlü esnafı Muhammed kardeşim benim demiş. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Şimdi pandemiye biraz daha devam edelim. Şimdi pandemide iyilik konuşalım biraz. Evet. Şimdi pandemide biz de Kios TV olarak haber yaptık. Böyle Hızırlar çıktı özellikle pandemide, Ramazan döneminde. Hızır gibi yetişmek Aynen. deyimiyle. Gitti bakkalda borçları kapattı, veresiye defterlerini satın aldı. Böyle iyi insanlar türedi tüm Türkiye'de ve tabii Gemlik'te. Şimdi bu çok önemli. Aslında bizim de kültürümüzde olan, evet. Kültürümüzü yansıtan bir hareketti. Ne mutlu, keşke herkese Allah nasip etse böyle bir şeyi. Evet. Ama duydum ki seninle de böyle bir şey yaşanmış. Biraz o süreci anlatalım. Bizde şöyle bir süreç oldu. Hani bizim de işlerimize gelip özellikle ya kardeşim burada hesabı olan insanlar var mı diyen bir süreç olmadı. Bize defter alma muhabbet olarak değil de benim... Kendi müşterilerimden, kendi esnaf arkadaşlarımdan, dostlarımdan, kendi devamlı alışveriş yapan müşterimizden mesela
Bu sene onu çok gördüm, şaşırdım ve çok hoşuma gitti. Duygulandım, çok keyif aldım yani o insanlar. Allah razı olsun. Mesela şunu söylediler bana. Ya Mehmet, hani hesabı olup ödemede sıkıntısı olan müşterilerimiz var mı? Arkadaşlar var mı dediler. Olabilenler olduğunu veya olmayıp ama bazı zorluklar içinde olduğunu bildiğim insanlar mesela ne yaptı bir müşterimiz? Ya dedi, ben de ekmek fişi alayım. O, bu şahısa o fişi ulaştır. Ekmeği alsın. Hani buradan senden ekmeğini alsın. O da hani rahatça alsın. Fiş de alsın. Buraya mahcup gelmesin diyenler. Dediğim gibi belirli meblağlar ödeyip bir ismi açtırıp ondan şu kadar meblağa düş diyenler oldu. Rastgele bir isim. Rastgele. Yani ben bunu yaşadım. Ben de bunu yaşadım. O insanları öyle görmek, o arkadaşlarımızın o koca ekmeğine göre çok keyif de verdi. Biz de bunu yaşadık yani. Bu bizim dediğiniz gibi kültürümüzde ve toplumumuzda, bizim milletimizde olan bir duygu. Aynen. Allah bu duyguyu kaybettirmesin. Ne kadar amin güzel ya, bir şey. İnşallah yani ben, ya. Yani ben çok ben, duygulandım, gururlanarak yaptım o haberleri. Çok sağ olsunlar. Hani bu arkadaşların biz tabii ki isimlerini vermedik. Yerine göre tabii bazı mahcup insanlara da izahını yaptık bu sürecin. Hani tabii o izahı yaptığım kişiye de onun hesabını kapatan müşteri ismini verdim mesela. Dedim ki böyle bir şahıs senin bu hesabını kapattı. Madem dua edeceksen bu güzel kardeşe dua et dedik. Yani sağ olsunlar bu arkadaşlarımız oldu. Çok güzel bir dayanışmaydı. Tüm de Türkiye genelinde oldu. Bu demek ki gerçekten kaybolmaması gereken çok önemli değerlerden biri. Yani Allah işte, kaybettirmesin bu duygularımızı ya. Abi, çok önemli. Kaybolacağına aslında da inanmıyorum. Bu toplumun dokusunda ama var. Genlerinde var. Kültür artık yozlaşıyor artık. Yani. Yozlaşma var ama abi. Netice itibariyle ben çocuğuma mesela bunu verebiliyorum. Vermem lazım. Ben mesela bugün birinci sınıfa başladı bir en ufaklık benim. Yine oraya geleceğiz. Sınıfları biliyorsunuz artık özel okullar, özel öğrenciler veriliyor yani. Hı hı. Mesela sınıfında özel bir öğrencimiz vardı. Bugün fark ettim ben. Güzel yavrumuzun gözleri amaydı. Onu gördüm mesela. Ben kızım öğrenmenin okuldan geldikten sonra arkadaşımla konuştum mu, tanıştım mı arkadaşlarımla ve özellikle de ondan da bahsettim. Yavrum dedim, hani bu arkadaşına gerektiğinde her zaman yardımcı ol, elinden tut, bir şekilde birbirimize paylaşarak onu da hayatınıza dahil ederek sürecin içinde olmasını sağla diye ona telkinde bulundum. Ben bir ebeveyn olarak bunu çocuğuma verdikten sonra çocuğum mutlaka uygulayacaklar yani. Çünkü çocuklar için rol, bir yerinde kalacaktır rol abi. Model biziz abi. Anne baba neyse onu görecek yani. Bugün şimdi yavrum sen sigara içmeyen diyen bir babanın etkisi yok abi, ne sigara varsa. Aynen. Rol model biziz yani abi. Biz, yani biz gerçekten onu hayatımızdan çıkarttığımız zaman söylediğimizde yer ediyor. Veya artık benim yaptığım gizli çeksin abi. Başka seçenek yok yani. Yoksa dediğimiz zaman pek olmuyor yani. Verirsek alıyoruz, tarla hesabı abi. Ne ekersen biçiyorsun. Aslında bizim karakterimiz çıkıyor aslında meydana da çocukla beraber. Ya ben şunu söyleyeyim abi. Neticede bir yere kadar bizler, bir saatten sonra toplumun, hatta sosyal medyanın çocuğu olabiliyorlar yani abi. Aynen. Çocuklara bence sosyal medyaya bir sınırlar koyması gereken kişiler bizleriz yani abi. Yoksa tableti çocuğun eline verdin veya telefonun eline verdin, bir saatten sonra kaybediyorsun abi. Çocuk mutlaka onun içinde olabiliyor. Tabii bu pandemi sürecinin de etkisi var. Çocuklara fazla alan ayrılmıyor. Çocuklar evdeler. Bazen biz yani bu anlamda psikologlar, işte doktorlarımız açıklama yapıyorlar. İşte tablet elinden alın çocuğu hayatı da. Hayatta tablet edebilecek bir süreçte kalmalı artık yani malum. Bir saatten sonra görmezden geliyoruz ama yine sınırları biz belirlersek daha sağlıklı olacak. Sınırları evet güzel çizersek evet, belki de altından kalkabileceğimiz büyük. Çayın geldi bu arada. Kitap okuyan çocuklar lazım. İnşallah ona teşvik edelim ya. Nihat Aydın yine evet, senin komşularından. Evet. İyi yayınlar Serkan. Gönlü güzel kardeşim evet. Muhammed'e de sevgiler olsun demiş. Sağ Nihat olsun. Aydın'ı davet etsek gelir mi acaba programa? Nihat abimiz değerli bir abimizdir. Ben vesile olayım getirelim abi onu. Sen şöyle yaşadıklarını, burada yaşadıklarını, buradaki ambiyansı bir bahset. Biz buradaki ambiyansı çok sevdik yani. Bizim adımıza davet et inşallah. İnşallah onu bir dahaki dönemlerde inşallah hazırlayalım getirelim. Elinden tut getireyim kardeşim. İstediğin gibi. Sen sırtını al getir fark etme. Nihat abimiz değerli bir programa abimiz destek çıkın da. Sağ olsunlar. Şimdi pandemi döneminden müsaadenle devam edelim. Evet. Benim özellikle pandemi dönemindeki yaptığımız Esnaf Konuşuyor programında böyle bir garip bir soru hazırladım. Pandemi döneminde aç parantez hükümet. Pandemi döneminde. Ne bekliyordun? Ne karşılandı? İyi mi, kötü mü? Hadi onu sen bildiğin gibi değerlendir. Ben bu anlamda gerçekten Sağlık Bakanımızın çok iyi hizmet verdiğini her platformda herkes söylemiştir zaten. Taraflı tarafsız. Yani bu hükümetle ilgili bir süreç olarak değil. Bakanımızın bu anlamda hizmetleri, çalışması çok değerlidir. Güzel hizmetler verdiler şahsen. Hakeza sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşire bunun eli röpülesi insanlardır yani. Çok emekleri yani, geçti bize. Hükümetimizin aynen de bu anlamda yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Sağ olsun hükümet bu anlamda devlet olarak, biz Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak diyelim bunu hükümetten ziyade. Yani birçok noktada belirli ülkelere de bazı yardımlarda bulundular.
Ama mesela devletin bu anlamda IBAN numarası gibi muhabbetleri de oldu mesela. Ben o tarafını eleştirdim mesela devlet. Yani devlet vatandaşlar IBAN istemekten ziyade yani devletin bu anlamda gerçekten küçük esnaf yük çekiyor. Küçük esnafın bu anlamda gerçekten yükleri var. Yine bu şekilde devletin ne bileyim kurumları, birimlerini muhtarlar aracılığı bile olsa böyle esnaflara dokunacak anlamda bir süreç yapıp IBAN'dan ziyade onlara aktarım sağlayıp yine böyle esnafların vatandaşların hesaplarının bir şekilde kapatıldığı bir sürece destekleselerdi daha sağlıklı. Çünkü devletin insanlar nereye ulaştığını bilmiyorlar. Belki sağlıklı bulunuyor birçok kişi ama vatandaşın bu anlamda bence esnafa dokunulduğunu küçük ez veya insanların gerçekten bu anlamda borçluysa hesaplarını kapatıldığını duyduğunu daha keyif aldığını gördüm ben yani. Tek eleştirim o olur yani. İBAN muhabbetine eleştiri getiririm. Onun dışında devletimizi ben yeterli gördüm abi. Kapattık parantezi, açtık parantezi. Evet. Belediye, Gemlik Belediyesi. Gemlik Belediyesi bu anlamda abi gerekli hizmet ne yaptı? Bir herhalde maske dağıtımında bulundular. Ki belediyenin de bu anlamda pek ne yapacağını... İlaçlama hizmeti. İlaçlama hizmeti. Ben bir beklentisi olan birisi değilim açık konuşayım bu anlamda. Genel anlamda belediyenin hizmeti dersen... Belediye mesela bu pandemi sürecinde ekmek dağıtımı yapıldı mesela bizim sektör olarak baktığımızda. Ben bu konuda belediyeye eksi yazarım mesela abi. Süreci çok iyi takip etmediler. Yani dağıtım yapan firmaların hijyen noktasındaki süreçleri X şahısların ben dağıtım yaptığını, plaka dışı dağıtım yapıldığını, bir yere bağlı olmayan firmaların, kişilerin, şahısların dağıtım yaptı. Yani ya elektrikçi arkadaşlar dağıtım yapmışlar. Elektrik iş yapan sektördeki arkadaşların dağıtım yaptığını duyduk biz yani. Bu benim onların bu işi yapmasın babında değil, evine ekmek götürecektir. O şekilde hizmetleri verip götürsün. Ama işte hijyen noktasındaki süreçler neydi abi yani? Biz bugün mesela Ramazan'da pide dağıtımı yaptık. Biz mesela bir arkadaş para alışverişi yaptı. Bir arkadaş sadece pideye temas etti. Ama çok duyduk bizim müşterilerden. Bir şahısın paraya temas ettiğini, ekmeğe temas ettiğini, hijyen noktasında sıkıntılar olduğunu gördük. Keşke daha sıkı denetleselerdi bu konuda. Yani. Mesela ben de o pandemi döneminde bir haber yaptım. Bayat ekmek muhabbetini hatırlarsın ama herhalde. Ama orada yine sıkıntı olmadığını biliyorum. Ben çünkü yani belediyemiz bu anlamda fırıncılara, benim duyduğum fırıncı odasına bir üretim ve dağıtım görevi verilmiş. Rakam normalde mesela genellikle 40 bin olarak değerlendirelim. O gün 40 bin ekmek üretilmiş mesela dağıtılacak diye. Ama o rakam 25 binde kalmış. 15 bin ekmek ellerinde kalmış üreticinin. Yani bugün üreticinin bunu çöpe atması çok büyük bir zarardır abi. Ama işte benim yaşadığım o, ben birebir yaşadığımı yazdım. Evet. Ben eve çekene kadar, ikinci kata çekene kadar arkadaşlar hemen kaçtı. Ve ben yolda bu ne falan dedi. Abi sabahki ekmek falan dedi. Ama aynı evet. Para. Yani 10 dakika sonra başka bir araç geldi. Yine üzerinde aynısı yazıyor. Başka araç geldi ve yumuşak ekmek. O hatta bizim hatta firmaya da mali bir şey yapılmış söylenmiş. Yani Gemlik ekmek dağıtıyor gibi söylenmiş. Aslında değil Gemlik Fırıncılar Odası'nın dağıtımıydı işte, o süreci. Ben arabanın üzerinde olan yani, firmaya tabii, yazdım. Oraya dağıtım yapan firma icabında kim diyelim X firma Gemlik ekmekse o dağıttı zannedildi. Veya farz edelim Çarş Fırın'sa Çarş Fırın olarak dağıtım yaptı zannettiler. Veya işte Kırcıoğlu'sa o Kırcıoğlu. Gemlik'teki fırıncı neyse yani ama o Fırıncılar Odası'na bağlı bir dağıtımdı yani. O kalan ekmek bütün fırıncılara dağıtılmış. Mesela 15 fırına biner ekmek verilmiş. O bin ekmek dağıtılmış. Doğru mu? Ziyan olmaması açısından ekmeğin kıymetli ve nimet olmasından doğru bulurum. Ama diğer taraftan da müşteri memnuniyeti açısından da eksi bir şeydir. Bana şöyle bir şey deseydi ben bu kadar tepki göstermezdim. Evet. Abi bunlar akşamki ekmekler ya da gece çıkan ekmekler. Abi atıyorum 1 lira. Ya bir kere de bedava da alsınlar be abi. O da olur. Ya o da olur. O da tabii aynen. Yani o da olabilirdi. Helal olsun sana vallahi bravo. Peki belediye kapattık var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Yani beklentilerimiz bunlar da bu kadar. Gemliği konuştuğumuz zaman belediyemizle konuşuruz. Tamam yani. Onu açarız. O ayrıyetten belediyeyi açarız. Evet. Kapattık parantezi açtık parantezi. Eyvallah. Odalar hangi odaya kayıtlısın? Ben abi esnaf. Sanatkarlar odası. Evet esnaf sanatkar odasına odayım. Bağlayayım. Peki beklentin oldu mu odadan? İşte yani, ilaçlama, maske, pandemiyle alakalı konuşuyoruz yani, ama. Gemliği konuştuğumuz zaman gemlikteki odalarımız yani esnaf odamızdan beklenti genel anlamda hiçbir esnafı ben cevap aldığını zannetmiyorum abi ya. Yani şimdi esnaf odamız ne yapabilir? Şimdi süreçlere sonradan müdahale edilir mesela. Bugün bakarsınız yani pek ben aktif görmüyorum esnaf odamızı ne bileyim. Yetersiz buluyorum ben açık konuşuyorum. Ben şahsen yetersiz buluyorum abi. Yani pandemide nasıl bir projeyle gelseydi seni mutlu ederdi? Oda, belediye, yani en azından odamız derdi. Büyük marketler, büyük shoppingler açık mesela. 5'e kadar, 7'ye kadar. Yani küçük esnafın en azından onlardan bir iki saat sonra kapanmasına vesile olabilirlerdi abi. Bu çalıştırabilir yani. En azından küçük esnaf o arada bir satış yapabilir. Biraz daha
Yani o marketlerdeki yığılmaları da alabilirdik yani. Onu da eleştirdik. Markete bir şahıs yani bir saatte müşteriler yığıldılar dediler mesela. Bugün küçük esnafta da büyük esnafta olan bütün ürünler iyi kötü var. Hmm. Yani en azından bir iki saat sonra onlardan sonra kapanış verip en azından onların da ayakta kalmasına sebebiyet verilebilir diye düşünüyorum ben. Ben birkaç sefer programda örnek gösterdim. Ben bir pandemi yasağında market serbest ama. Yasak evet. Ama market yasak serbest. Peynirci babanın önünden geçip yani 3-4 tane esnafın önünden geçip BİM'e gittim alışverişe. Evet. Yani o açıksa bu niye kapalı? Ya bu orada biraz kurgulama biraz bence yanlış. Yani esnaf odası burada devreye girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü niye var? Yani burada en azından desin. Ya bizim bu bizim esnaflarımızın mı beklentisi var? Sadece bizim değil yani diğer esnaflar hakkında da bugün hakeza ne bileyim üretim anlamındaki firmalar ne bileyim unlu mamuller olsun, poğaça olur, börek olur, diğer arkadaşlar olur. Yani zaten sorun var. Bugün büyük marketler küçük esnafı zaten bitirme noktasına gelmiş. Abi. Aynen her şeyi yani satıyorlar. Bugün, her yani şeyi. Yani Gemlik'te bugün Astarcı Sait dersin, gidersin çorabını alırsın, diğer incik boncuk bilirsine sattı. Bugün Astarcı Sait'in satmış olduğu bütün ürünler, yani benim gördüğüm olarak söylüyorum, BİM'de var abi. Yani bu esnafın alışveriş yapma, yani bu esnaftan alışveriş zaten bir şekilde sıkıntıya düşmeye başlıyor. Bugün pazarlardaki süreçleri görüyoruz yani yavaş yavaş yok oluyorlar. Yani büyük marketlere bir anlamda şahsen müdahale edilmeli. Sınır koymak gerekiyor. Çünkü her şey var abi. Ya ona bakarsan ekmek de satıyor, senin sektörüne de satıyor. Şimdi ya. Ben mesela pandemi diyoruz, bak bir şey konuşuyoruz. Bizim mesela X firmaya biz veriyoruz. Mesela reklam olmaz değil mi? A101, Şok, BİM yani bu firmalar genellikle fırıncada ekmek dağıtıyor. Tamam. Şimdi bakıyorsun abi. Ekmeği vatandaş orada elleyip alıyor. Görüyorsun mesela. Ya bu arkadaş nereye elledi geldi ekmeği elledi. Ben bugün mesela iş yerinin camına yazmışım. Ekmeğe temas etmeyin, tezgahtan isteyiniz. Yani biz bugün ciddi anlamda zaten normalde eldivenle çalışan ve müşteri ekmeği temas ettirmeyen esnaflık içinde olan bir sürecimiz vardı. Pandemide hamdolsun insanlarımız gerçekten ekmeğe değmemeleri gerektiğini öğrendiler. Hmm. Yine istisnalar olabilir ama öğrendiler. Bu çok güzel bir şeydi oldu bir anlamda. Biz mesela bu şekilde bir satış yapıyoruz ama X firmalar, büyük firmalarda mesela marketlerde ben bunu görmüyorum abi. Vatandaş ekmeği elleyip bırakıp nasıl kontrol etsin ki yani sen kocaman mağazaya iki tane personel abi, koyarsan zaman, kim zaman baksın abi, ona yani. Eldiven var, her şey var ama. İşte o zaman hakeza yine tezgahın yanına alacak sadece tezgahlarının temas ettiği bir ekmek satışını yapacak veya o ürün tamamen ambalajlanacak abi. Fehmi Aslan, iyi yayınlar, başarılar, selamlar olsun demiş. Konuğunuza teşekkür ederiz. Nihat Semiz, Gemlik esnafını Kiosk TV'de programa çıkıp her türlü sorununu, temennisini dile getirip hem Gemlik esnafına hem de Kiosk TV'ye sahip çıkmasını rica ediyorum. Ağzım balıyor. Teşekkür ederiz. Evet. Kiosk Esnaf Konuşuyor programı gerek belediyeden gerekse odadan çok daha etkilidir demiş. Eyvallah ya. Allah razı güzel olsun. Güzel bir şey. Güzel bir mesaj gelmiş. Babacığım, seni çok seviyoruz. Yavuz Selim ve Şura demiş. Sağ olsunlar. Yavrular bizim. Allah bağışlasın İyicinler, inşallah. Mehmet Acar kardeşimi siyasette görmek istiyoruz. Çok iyi yapacağına inanıyoruz demiş. O kim? Sinan abi? Yurdakul. Allah Allah. Teşekkür ederim. Ne bileyim siyaseti. Neresinde görmek istersiniz Sinan Yurdakul? Yani ne bileyim böyle düşündüğümüz bir süreç değil. Tabii ki Türkiye'de yaşayan bir vatandaşız. Tabii yani yeri geldiğinde demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Ama şimdi o öyle soru geliyor şimdi zaten. Peki, yani böyle alt gözle bakan bir tarafımız da yok. Ay uyanız diyor yani. Yani o anlamda. Ben şahsen esnaf odası başkanını özellikle kafelerdeki barista kardeşlerimize kahve çeşitleriyle ilgili esnaf odasının altındaki salonda seminer vereyim dedim. Güzel hizmet vermeleri için dedim. Oralı bile olmadı demiş Selçuk Tunçer. Evet. Gökmen Timur, hayırlı akşamlar güzel insan Muhammed. Allah gönlüne göre versin inşallah. Dobra bir insan. Hayırlı cumalar olsun demiş. Timur Ambalaj. Teşekkür ederiz Gökmen Bey. Ümmet Diker, iyi yayınlar dilerim demiş. Acar Fatih, Almanya'dan canım kardeşime sevgiler demiş. Abimdir. Evet canım sağ Almanya'dan olsun. Almanya'dan da o bizi izliyor. Teşekkür ederim. Selam olsun, olsun. Oradaki ben arkadaşlarımıza. Abimi, yeğenlerimi, yengemi, herkese selamlar olsun. Gidiyor mu? Gidip geliyor mu? Onlar sağ olsunlar gidip geliyorlar. Ben pek çıkma şansım oldu. Birkaç niyetimiz oldu. Ama hep böyle bir işte dediğimiz ticaretin verdiği kısıtlamalar var ya. Hı, maalesef. Ama abi. İlk fırsatta inşallah gideriz. İnşallah. Emekliğimiz bu sene artık. Gelemediler. Emekliğimiz de gideceğiz Mehmet artık. Yok abi şey. Emekliliği beklemeyiz inşallah. Yani yakın inşallah. Zamanda. Yücel Çakır, hayırlı yayınlar Serkan kardeşim. Konuğuna selam olsun demiş. Teşekkür eyvallah. Ederiz, gene senin orada bir komşundan geldi. İbrahim Akçan, iyi yayınlar komşuma değerli selamlar abimiz, olsun demiş. Çok değerli. Çok güzel adam. Komşumuz. O da çok güzel adam. İbrahim abimiz naif karakteri neyse kendisinden yansıtan bir abimiz sağ olsun. İşini de güzel yapan bir esnaf abimiz.
Değerli komşularınız var. Ne mutlu ki öyle güzel değerli komşuların içinde biz de esnaflığımızı yapıyoruz. Ne güzel. Güven içinde sağ olsun. İyi yayınlar Serkancığım, Mehmet kardeşime selamlar olsun demiş Murat Bakırcı. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi pandemiyle alakalı tabii ki daha girer çıkarız ama benim pandemi dönemiyle alakalı sorularım bunlar. Şimdi artık biraz daha Gemlik konuşmaya başlıyoruz. Evet. Gemlik'te işte esnaf olmak şu bu biraz daha açıyoruz. Bir reklam arasına gidelim. Çok kısa bir reklamımız var. Hemen tekrar geliyoruz. Tabii efendim. Teşekkür ederiz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız. Esnaf konuşmaya, derdini anlatmaya devam ediyor. Programımızın ana sponsorlarından sevgili Halil Aydiye Efendi Kuruyemiş'e çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet, bir saati bulduk. Eyvallah. Maşallah ne çene varmış sende de harbiden var ya. Abi şimdi buraya burada konuşmaya geldik, konuşalım. Derdimizi dökmeye geldik. Eyvallah. Derdimizden ziyade. Benim derdim o zaten, evet, programda anlatılsın, çok konuşulsun. Derdimizden ziyade genel sorunlarımızı, gemliğimizle ilgili, esnafımızla ilgili sorunlarımızı konuşuyoruz. Çok güzel platform, güzel bir iş. Teşekkür ederim, bu şansı verdiniz. Mutlu ettin beni. Eyvallah. Tabii herkesin sorunu seni başka. Seni burada görmeyi de çok seviyorum ben.
Seni böyle bu şekilde aktif görmek de çok hoşumuzdaydı aynı zamanda. Eyvallah. Yani. Nereden nereye iyi sen çok iyi bildiğin sen, için. Sen güzel bir başarı öyküsün kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Tabii herkesin derdi başka. Selçuk Tunçer yazmış demiş ki şu Cem'e söyle de artık dükkanda Bursa Spor köşesi yap başkan demiş. Girişimizde tabelamız var bizim Bursa Spor'da ya. Biz yapmamız yani gerekeni yaptık. Ferdi Gül hayırlı yayınlar. Yıllardır alışveriş yaptığım, yeri geldi muhabbete gittiğim, esnaflık çizgisinden hiç çıkmayan nadir esnaflardan biridir. İşe gücü rast gitsin inşallah demiş. Çok sağ demiş. Olsun Ferdi kardeşim izinle. Acar Fatih selamlar Muhammed amcam diye bağırmış. Eyvallah. Mecit iyi Topal yani. İyi yayınlar dilerim demiş. Konunuza selam olsun demiş. Sağ olsun. Yıldırım Kemal dün akşamın konuğu değil mi? Dün akşam da yayındaydık evet. İyi yayınlar kardeşim. Sana ve konuğuna, stüdyodaki arkadaşlara da kolay gelsin. Seninle uğraşmak zor ama biraz deşeli demiş. Eyvallah. Hiç de zor değil bu bir kere. Abi, zor mu? Allah'ın seversen. Biz zorluk görmedik abi. Çok yani, sıcak bir karşı. Adamına göre muamele. Şimdi aynen. Kemal tabii o da bizim sektörde olunca biraz zorladık onu. Ama o da şimdi kıs kıs gülüyordur ekran karşısında. Ferdi Gül, hayırlı yayınlar. Yıllardır severek gittiğim, alışveriş yaptığım, muhabbetine doyum olmayan esnaf. Okuduk bunu bir daha attı Ferdi Gül herhalde. Ferdi Gül. Ya da aynı mesajlarım. Aynı mesajı atmış değil mi? Cem Bey'e de selamlar olsun demiş. Cem Bey'i unutmamış Cem, bu sefer. Evet Cem güzel uzun yıllardır beraber çalıştığımız kardeşimizdir. Bak Ferdi Gül de Muhammed abi diye sana sağ şey olsunlar. Yapıyor. Onlar bizi sayar severler. Bizim için de çok değerli kardeşlerimizler. Sağ olsun. Hadi bakalım o zaman girelim gemliği biraz konuşalım tartışalım. Şimdi esnaflık dışında sorum hep böyle başlıyor benim. Tabii. Esnaflık dışında tabii ki bir kimliğin var. Gemlikte yaşıyorsun. Evet, gemlikte yiyorsun, içiyorsun. Doğup büyüdüğümüz, değer verdiğimiz. Yani kazandığın içimiz, paranı evet. Belki burada değerlendiriyorsun. Ve tabii ki gidip oy için çağırdıklarında da sandığa gidip oy atıyorsun. Mutlaka. Herkes gibi. Doğru. Şimdi tabii bizim hani oturup burada hükümet genel anlamda, ulusal anlamda değil de biraz yerel anlamda tabii ki gelen konukların fikrini almak istiyorum. Evet. Gemlik Belediyesi'ni nasıl analiz edersin? Şöyle baktığın zaman yeni yönetimden tabii bahsediyor. Eskiyi de açabilirsin, yeniyi de açabilirsin. Biraz esnaf gözüyle değerlendirmeni istiyorum. Yani ne talebin olur belediyeden? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bundan önceki dönemde Refik Başkanımız vardı. Ben güzel hizmetleri olduğuna inanıyorum. Hakeza şimdi Uğur Başkanımız görevde ki onun da gemlikçilik hizmetler yapacağına inanıyorum. Tabii beklenti noktasında bazı şeyler biraz zaman alabiliyor. Ama gemlikte ben çok çok da bir şeylerin değişini de şu an görmüyorum. Bu da bizim için üzücü bir taraf. Yani ben bazen o örneği veririm mesela Manastır bölgesi için olsun, gemlik için olsun. Şu Manastır derim yani bir İspanyollar da bir İtalyanlar da olsa nasıl bir yerleşim yaparlar? Çünkü tahmin biz iç içe soktuğumuz, tamamen yaşamı sınırlandırılmış olduğum bir bölgeye geldi Manastır. Yığılan. Yani gözüme görsel anlamda güzel gelmeyen bir yer. Bakalım böyle, şey ne olacak? Kuzey imar planları çok, ne olacak çok merak ediyorum. Şu anki yapılar bazen müteahhit arkadaşlar, abiler paylaşıyorlar. Güzel bir yapılanma projeleri gözüküyor. Ama ben gemliğin bu kadar iç içe sokulmuş olmasından rahatsız diyorum. Yani gerçekten park sonlarımızın olduğu, yeni yapılanlar, binaların artık ciddi anlamda gemliği boğduğunu gördüğümüz sürecin içindeyiz mesela. Gemlikte bir şeylerin değiştiğini pek şu an için görmedim. Şimdi Uğur Başkanımız da bazı vaatlerde bulundu. İnşallah yapma şansı olur. Tabii bunu da bekliyoruz. Bir vatandaş olarak, bir oy kullanan insan olarak bekliyoruz yani. Peki yavaş gitmesinin sebebi pandemi dönemi dese inandırıcı yani, olur mu? Yani pandemi dönemi dese inandırıcı olur mu? Yani bu süreç belki 6-7 vardır ama netice itibariyle 6-7 aydır vardır ama netice itibariyle beklentiler de var. Mesela biz gerçekten bugün Uğur Başkanımız sağ olsun ilk açıklama yaptığında mesela adaletle ilgili sürecinde bizim işimize de geldi. Misafirimiz oldu sağ olsun. Projelerinden bahsetti, yapmak istediklerinden bahsetti. Bizde kaydı değer, karşılık bulan şeylerdi ve keyif veren şeylerdi bizim için mesela. Bir İpek Böceği dedi başkanımız mesela hastaneye. Yani gidiş gelişlerin vatandaş açısından daha kolay olması açısından. Bu bir tabii bizim için bir beklentidir. Keşke inşallah yapılsa. Hakeza sahildeki limanımızda bir balık restoranlarından bahsedildi. Yani doğru gemlik insanı Mudanya'ya gidiyor, Yalova'ya gidiyor balık yemeye. Keşke orada oturup yiyebilse. Ne bileyim gerçekten bu hizmetler verilse hakeza balık gemiye gelecek dedi balık halini getirebilmekten bahsettiler. Tabii bunlar uzun vadeli olabilecek işlerse bile olması temennimiz. Bugün gemlikte gerçekten ben gördüğümde genel anlamda işe gidip gelirken araçla gidip gelen bir insanım. Yani bugün hala gemide çukurlarımızın kapanmadığını gördüğü zaman üzülen de bir insanım. Bu konuda hatta Aytu kardeşimiz var bizim kendisi emlak şey yapar. Taraflı tarafsız paylaşımlar yapar severim o kardeşimiz yani. Eleştiri babında
güzel işlerini yapıp yani yapıcı ilişkiler. Yani biz burada taraf olarak değil, birileri olarak değil. Gaming değişmesi açısından istiyoruz yani. Bu çukurların, bu şeylerin kapatılması lazım ya. Bugün gemiye bir misafirimiz geldiği zaman, bugün eski sahil özel yeni sahilin sonundaki o kaldırımların, o yolların bozukluğu, hakeza yine asker şubesinin o alandaki artık yani belirli çukurların hala kapatılmış olması rahatsız edici. Bunlar bence basit hizmetler. Bunları almamız lazım diye düşünüyorum. Yani gemilikte gerçekten bu vaat edilen şeyler yapılmalı. Hatta geçen Kamil abimiz var bizim. Bana takılır bazen başkan falan diye. Kamil abi neyi başkanıyım ben diye takıldım da, o da seni biz işte yeniden Refah Partisi'ne belediye başkanı diye göstereceğiz falan da. Ben bir siyasi oluşmuşluğunda olan bir insan değilim ama şöyle söyleyeyim. Ben ona en son gırgır olarak öyle takıldım. Abi dedim, eğer aday gösterirsen ben hiçbir vaatte bulunmam yalnız dedim. Niye dedi? Vaat yok abi. Ne yaparsam razı olacaksın. Çünkü sonra günün birinde siyasetçiler çünkü o argümanı kullanıyorlar. Onlar vaatlerim değil de hayallerim de diyebilirler. Ben öyle bir şeyin içinde olmak istemem dedim yani. Yani bu hayal olmasın bizim için. Yani gemlik bunu hak ediyor. Yapalım inşallah. Onunla alakalı, karakterinle alakalı. Mesela Kamile Ülgen Çin'i demiş ki siyaset insanı bozar. Muhammed'i zaten kaldırmaz siyaset demiş. Devam etmiş. Evet. Siyaset kişiyi kirletiyor. Muhammed'e uymaz. Lütfen girmesin diye. Eyvallah. Bak bizi orada görmekte istememişlerdir. Ama bu öyle değil bence ya. Yani sadece tabii herkesin değişeceğini düşünüyoruz. Belki İnsanların karakterleri değişmez. Hatta bizim, siyaset farklı bir şey ama be. Bak Uğur Başkanımız aday olduğunda bize güzel bir hikaye anlattı. Ben onun ağzından dedim mesela. Kendisi anlattı bu hikayeyi. Müslümanlar dedi, Mekke fethedildiğinde dedi, Mekke'nin anahtarı müşriklerdeymiş dedi. Müşriklerden anahtarı almamız gerektiğini düşünen Hazreti Ömer'le Hazreti Ali demiş ki Peygamberimize, işte biz artık burayı fethettik. Mekke bizim. Anahtarı, Kabe anahtarı bizde olması lazım demişler. Peygamber Efendimiz de o zaman ey Ömer, ey Ali, siz bu işi o müşrik, yani o kişiden daha yapabilir misiniz demiş. Onlar da yapamayız demişler. O zaman o anahtar onda kalsın. Kim bizden daha iyi bu işi yaparsa işte o zaman biz anahtarı alalım yani. Burada Uğur Başkanımız yani liyakattan bahsetmişti. Yani gerçekten bu yani her anlamda ticaretimizde, siyasetimizde liyakat sahibi insanlar yani o işi yapacak insanlar olduğu zaman sorun yaşamayacağımız için. Ama bu adam kayırmacılık, bizden mantığıyla gidilen süreçlerde işte Kamile ablamızın bahsettiği gibi sorunlar olabiliyor ve işte bu sefer şahıslar kimseyi kırmayalım adı altında belki hak edilmeyen görevlere kendi eş dost akraba ne diyelim bunları yerleştiklerinde işte bunlar bize adam kayırmacılık veya partizanlık olarak karşımıza geliyor. Keşke olmasa liyakatın gözetildiği, hak edenin görev aldığı alanlar olduğunda bence bu sorunları yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bunu genel manada mı söylüyorsun? Genel anlamda, her anlamda. Yani bunu bakın bize Uğur Başkanım anlattı bu hikayeyi. Güzel bir hikaye. Baktığımız zaman o süreçte peygamberimizin şahısın müşrik olmasını göz ardı ettiğini, o işi iyi yaptığını gördüğü için liyakat sahibi olduğu halde yani müşrik olmasına rağmen liyakat sahibi olsun ona anahtarı bırakabildiğini görüyoruz yani. Peki bunu anlattı sence buna ayak uydurabildi mi? İşte şu süreci şu anki sürecinde yanındaki arkadaşlar da bu süreci nasıl yönetiyor inanın pek takip etmiyorum ama inşallah onun da liyakat sahibi insanlar görev vereceğine, vermiş olacağının ki yol alabilmesi açısından da bu gereklidir yani. Şimdi bu aşamada Gemliğin mesela lafını kestim. Gemliğin en güler yüzlü başkanı Fatih Mehmet Güler'di mesela. Yani baktığımız zaman partizan süreç değil. Yani bütün esnafı oradan geçine bizim karşımızda belediye varken sabahın ilk selamını aldığım çok değerli bulduğum bir insandı mesela. Yani yapmış olduğu süre zarfında görevini iyi kötü artık bu sürecinde yani güler yüzlülüğüyle herkesi selamlayan karakteriyle bende kaydı olan bir başkanımızı, Uğur Başkanımızın da ben herkese dokandığına inanıyorum. Refik Başkanımızın da iyi hizmetleri yapıyor. Mesela bugün Gemlik'te doğdum, iyi kötü burayı bilen bir insanım. Yani burada büyüdüm. Yani Pazar Caddesi'nin ne olduğunu iyi kötü biliyoruz. Yani Orhan Gazi Caddesi'nin altyapısının değiştirilmesinin, orayı bir su sel halinden çıkarılmasını falan. Yani güzel hizmetleri oldu. Yani inşallah yeni başkanımız da güzel hizmetler verir ve kendinden adından söz ettirir. Ve bu süreç bizim için, Gemlik için iyi olur. Peki şimdi saçma bir soru olacak aslında ama yani belediyenin vizyonu katması yani Gemlik'e vizyon katması aslında esnafa destek aslında bir yandan oluyor. Peki ne gibi projeler üretmesi gerekir sence belediyenin esnafın daha fazla ticaretin hareketli olması daha fazla para kazanması
anlamında ne gibi şeyler yapması gerekiyor? Abi yani bak, işte balık restoranı yapmak sorun çözer mi yani? Ama şimdi bakın mesela balık restoranı yapmak dediğiniz zaman en azından Gemlik'in insanı bile dışarı çıkmayıp burada alışveriş yapmaya, orada oturup yemek yediğinde bir ekmek kapısı olacaktır insanlara yani. Bugün sadece işletme sahibi değil, yanında çalışanları düşündüğümüz zaman bir kapı açar diye düşünüyorum. Onun dışında bir sahil olarak bak, bir kumsalı olmuş olsa insanların sadece Kumla'ya, Armutlu'ya, Narlı'ya geçmekten ziyade Gemlik'te vakit geçirebileceği bir alan olmuş olsa yüzme adına, yani Gemlik'te bir hareket kazanabiliriz yani. Bu önemli. Hakeza eski yapılarımızın, eski binalarımızın yani bu kentsel dönüşümle dönüşebilmesi bizim için faydalı olur diye düşünüyorum. Yani bugün bina sahiplerini iyi anlatımla, ki bu anlamda Gemlik'te değerli bir abimiz var, Hamza Aybin abimiz. Kentsel dönüşüm yerinde hatta kitap falan gördüm geçen mesela, paylaşımlar yapıyor. Bu parti yetkili arkadaşları hatta kitapları dağıtıp yani o takdim edip o konuda güzel bir çalışma da yapmış. Bu değerli abilerimizi dinleyip kayda değer bir şekilde belediye olsun, diğer arkadaşlar olsun, bu işlerle uğraşan arkadaşlarla iyi projelerle Gemlik'in yüzünü değiştirebiliriz. Yani bugün eski binaları mantolayarak yani önümüzde bir deprem gerçeği olan bir beldenizde, ki bugün de yani bir deprem yaşandı sanırım, kendimizi kandırmak pek doğru değil. Ama söylediğinle biraz tezat oluyor. Demin şöyle bir cümle kurdun. Dedin ki mesela zaten Gemlik ufak bir yere hapsoldu. İşte büyüyemiyor, genişleyemiyor. Ama biz projelerle insanları Gemlik'e çektiğimiz zaman iyice daralıyoruz. Böyle bir sıkıntı ama da var. Ama onun için baktığımızda daha böyle geniş perspektifte bir projeler olması onun gerekiyor. Onun için şimdi baktığımızda mesela daha önceki dönemdeki belediye başkanımız Gemlik'i taşıyacağımız dediğimizde bu çok yanlış anlaşıldı diye düşünüyorum. Ben belki anlatım hatası da vardı orada. Bu da bir sorun olarak çıktı karşıma. İnsanlar yerlerinden de pek vazgeçmek istiyor şimdi bulunduğu yerden. Tabii ki canım. Tabii. Yani herkesin malı anlamda, yani. Tabii. Yani bununla ilgili dediğim gibi yeni yaşam sahalarını oluşturması gereken merciler belli. Hani ben şöyle bir tezat dedin ya, ona istinaden konuşuyorum. Eski binalarımız bugün yeni sahilde, eski sahilin girişinde, merkezde mesela bugün o program yapılan meydanımızdaki sahillerin hali ortada yani abi. Ne bileyim, oraları yıkıp açık alan yapmak, buradaki mal sahiplerini yıkma süreçleri benim üzerinden yürüyecek bir süreç değil yani. Benim kastım o. Yani yenilenebilir, yeni alanlar açılabilir, bunlar yapılabilecek beklenti anlamında söyledim ben onu. Yoksa tabii yine bulunduğun yeri yine mantolarsan veya yıkıp yerinde dönüşümü sağlıklı yaparsak, ne bileyim bugün Manas'taki süreci görüyoruz. 5 katlı binanın önüne 10 katlı bina, 10 katlı binanın önüne 2 katlı bina. İmar verilmeyecek yere mesela bugün duyduğumuzda mesela birilerinin devreyip imar alınıp birilerinin daire yaptığını ben söylüyorum. Duyduğumuz şeyler bunlar. Bunlara müsaade etmemek lazım yani. Bunları önleyerek de yapılabilir. Yeni imar alanları dediniz. Bakın bugün Kuzey imar alanından bahsettiniz. Bugün mesela ben dün Çakır İnşaat'ın bir paylaşımını gördüm o anlamda. Güzel anlamda yaşamsal olarak bir alan açıyor mesela. Bunu tabii ki rakamsal süreçleri, insanların maddi süreçlerine göre değerlendirir. Ama buralara Gemlik kaydırılabilir yavaş yavaş yani. Zamanla süreç büyük bir geniş düşünmesi gerekiyor. Yani burada aradığımız aslında vizyonlu yöneticiler. Hep aynı yerlere geliyoruz. Yani vizyonu biraz yüksek tutup insanlara karşı da samimi olursa, güven verirse bazı şeylerin otomatikman çözüleceğine inanıyorum. Benim şahsi fikrim bu. Yani dediğin gibi işte şimdi bu doğru bir yani bakış açısı ama şu var yani biz zaten söylüyoruz yani bunu yapması gereken yetkili mercilerin elinde olan imkanlar. Yani bu vaatlerle yola çıkanların, buradaki süreci değiştirebilecek insanlar onlar yani. Biz sadece fikir söylüyoruz yani. Tabii fikrimiz o. Tabii canım. Fikir yani. Bu yoksa Gemlik'in güzel olmuş olması bizim için yani biz burada yaşıyoruz. Çocuklarımız burada yaşıyorlar. Onlar güzel bir Gemlik'te, daha güzel bir Gemlik'te yaşasınlar yani. Daha iyi hizmetlerin alındığı. Ya ben bugün şahsen kalkıp Bursa'ya gidip alışveriş yapan tarafındayım. Yani ben konfeksiyon anlamında olsun, alışveriş anlamında olsun çoğu zaman birkaç yer var Gemlik'te. Orada bulamadığın zaman Bursa'ya yöneliyorsun yani. Mesela ben Setbaşı'yı çok severim ben mesela Setbaşı. Baktığımız zaman oradaki esnaf da çok böyle kıymetlidir ve çok ilgili alakalıdır. Yani Gemlik'teki esnafımız da az önce bahsettik ya güler yüzden falan. Yani bu noktayı kendilerine getirmeleri açısından söylüyor. Çeşitlilik açısından söylüyor. Yani Gemlik'e yani bugün bir marka dediğimiz bir süreç yok. AVM yapıldı mesela. Gördük AVM sürecimizi yani. Geldiğinde birkaç markanın açıldığını gördük ama AVM bizim için bir kayıp oldu yani. Aynen. Ki zaten merkezde bir AVM zaten bir kayıptı yani. Bugün baktığımızda orada birkaç markayı gördük ama arkası gelmedi yani. Bugün olabilir bir marka arayan bir müşteri olarak sen tercih edersin marka ama etmeyen olarak baktığımız zaman bu sorunlar genelde bir marka yok. Peki sana yakın diye söylüyorum. Belediye gelirse ne olur oraya? Belediye oraya gelirse esnaf açısından bir hareketlilik olur ama
trafik anlamında orası ne hale gelir? Biraz sıkıntı yaşarız gibi geliyor bana. Felç çünkü olur. Öyle bir şeyimiz yok. Çünkü AVM'nin zaten otopark dediğimiz alanı biraz sınırlı. Etrafı biraz, zaten dolu. Biraz sıkıntı olur gibi ama esnaf açısından artı sağlar mı? Sağlar. Ya belli bölümler gelirse belki, tamamı gelirse ciddi sıkıntı olur diye benim fikrim, benim şahsi fikrim. Mustafa Ertürk hayırlı yayınlar dilerim demiş. Eyvallah. Ümmet Diker Çukurlar'a çok güzel değindi. Sağ olsun ufacık dokunuşlar neleri değiştirir neleri demiş. Evet. Yürü be koçum kim tutar seni demiş Fatma Çakın ağa baba. Murat Kader Ateş Gemlik Belediye Başkanı'nı zindan Güray'ı yapacağız demiş. Güray var ya ortalıkta gezen. Onu yapacağız belediye başkanı. Polat Cingöz, Muhammed sen siyasete girme. Neden dersen sen yalan söyleyemiyorsun kardeşim yapamazsın o işi demiş. Teşekkür ederiz güzel bir Gemlik belediye onu okuduk. Polat Ahmet selamlar olsun. Nihat Semiz, Muhammed siyasete girmeye geç bile kalmışsın demiş. Senin gibi bu kadar net ve anlaşılan konuşan siyasetçi neredeyse yok gibi demiş. Senin gibi insanlar siyasetten kaçarsa siyasete kimlerin yaptığını görüyoruz. Bence siyasete girmemek ile meydanı Polat'ın dediği gibi tarzla insanlara kalıyor demiş. Tarzda insanlara kalıyor demiş. Ya bu bakış açısı tabii Nihat abinin bakış açısı da değerli bence. Tabii şimdi fikri olan bir yerde olmalı. Yani tabii bir anlamda belki yapmamız gerektiğine inandığımız şey. Ben bazen tabii bazı farklı şeylerle karşılaşıyorum. Siyasi süreç içinde olup o siyasi amblemi kullanan insanları çok fazla görüyoruz. Onun arkasına sığınarak veya ahlaki bulmadığımız şeyler oluyor. Belki bizi o anlamda değişmeyeceğimize inandıkları için görmek istiyorlar ama dediğim gibi ben pek o işlere vakti olduğunu inandığım bir insan da değilim açık konuşayım yani. Ama yapı olarak da sen çok uygun değilsin. Bak sen bile eksi yazdın bize abi işte. Şu manada ama demin bir cümle kurdun dedin ki ben vaat vermem. Bak vaat vermemek zaten siyasetçi olamazsın zaten vaat vermezsen. Vaati niye vermedin? Milleti kandırman lazım. O yüzden dedi yani yalan konuşuyor hani yalan konuşma yani vaat dediğin zaman birçok şeyde yapamayacağın şeyi sözünü vermeyen bir karakterim. İşte o anlamda dedim ben yani. Vaat vermem ama yaptığıma razı olacaksın dedim. Ne yaparsam kâr sayacaksın. Selçuk Tunçel, sahil bizde değil deniyordu. Şimdi Büyükşehir verdi. Gemlik Belediyesi'ne iki kordon boyunca bir tane büfe yok. Bu sahilin kıymetini bilemiyorlar. Bursa'daki Podyum Park gibi baraka dükkanlar yapsalar, esnafa kiraya verseler hem belediyeye gelir getirir hem de sahil canlanır. Selçuk abimiz bizim sağ olsun değerli bir esnaf abimiz Eski Pazar Caddesi'nde balık pazarı dediğimiz alanda. Şimdi ben mesela iş yerimizde kahve satışımız var. O arkadaşımız kahve satışı ve çikolata üzerine satışlar yapan bir abimiz. Müşteri dükkana geldiği zaman mesela benden Mehmet Efendi kahve var mı der. Şimdi Mehmet Efendi zaten Türkiye'ye mal olmuş, belki dünyaya mal olmuş bir marka. Ben dedim ki Gemlik'te çekilen bir kahvemiz var, Gemlik esnafımız. Onlar kazansın derseniz ben size bunu tavsiye ederim der. Güzel mi derler, onu satma şimdi. Benim yani zaten bizim isteğimiz Gemlik esnafı kazansın. Aynen doğru. Gemlik esnafımızın ürünü satalım. Yani ben bugün tercihim eve bile götüreceksem kahveyi, o kahveye götüreyim. Satışta önceliği o arkadaşa verelim. Yani Gemlik'te esnaf bize satacağı bir ürün varsa geldiğinde özellikle almaya çalışıyoruz zaten. Niye? Gemlik esnafı kazansın. Biz zaten bunu istiyoruz yani. Yani çünkü bir marka olmuş ürünler zaten yürüyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımız da tabii ki bu alanda Gemlik'te yeni bir şeyler yapıldığında mutlaka satış hacimlerinin büyüyeceklerine, belki yanlarına bir personel de alıp hizmet vereceklerine inanan arkadaşlar. Niye biz ekmek kapısı olmayalım? Niye dışarıdan sahalar gelip burada veya markalar sadece yürümeye devam etsinler? İşte keza marketler gibi, büyük marketler gibi. Aynen doğru. Gemlik esnafını ezdirmememiz gerekiyor. Aslında şey olmaz. Alışveriş babında öyle yani. Ben genel anlamda mesela birçok alışverişimi ona inanarak yaparım. Gemlik'te, Gemlik kazansın. Alacağım bir şey varsa dün mesela ufaklığa alışverişe gittim ben. Kırtasiye alışveriş için. Özde'ye girdiğimde mesela ben birkaç parça ürün aldım. Baktım kırtasiye ürünlerin çoğu orada. Dedim ya bunları bizim Gemlik'teki esnaf arkadaşlarımız alsın. Şuradaki vatandaşa gidelim. Buradaki arkadaşa gidelim. Mesela ne dedik? Kulma yolunda Sema kırtasiye var. Nuh abimiz. O abimiz kazansın. Oraya geçelim. İşte hakeza birkaç parçayı diğer XB kırtasiyeden. Yani bu kadar hassas davranabiliyor musun bu kadar? Ben bu şekilde alışverişimi yaptım. O kırtasiye ihtiyacım abi. 2-3 tane kırtasiyeye pay ederek alışverişimi yaptım arkadaşım. Vallahi helal olsun. Tebrik ederim. Yani bir yere de sadece yüklenmedim. Gitsinler Antalya Konyaaltı sahilini örnek alsınlar. Biraz deniz gibi nimet var. Bizim deniz gibi bir nimet var ayağımızda ama kullanamıyoruz demiş. Abi Gemlik'te biz Selçuk her yerde Tunçe. Yüzdük. Gemlik'te ben kayık halinde yüzdüğümü çok iyi biliyorum. Beyaz ev dediğimiz evde, ağlayan kayı dediğimiz evde yüzdüğümüz çok iyi biliyoruz. Yani bugün bu yüzme alanları niye yok artık? Niye kayboldu? Niye insanlarımız yani bu
biz Gemlik'in sahilinde iyi kötü bilirsin kayalardan atlayıp güzel çocuklardık yani. Biz Gemlik'i öyle çok sevdik yani. Gemlik öyle daha güzeldi. Hı. Niye bu gitti, niye bu hale getirildi ve hala bununla ilgili niye bir yani buna ait bir çalışma yok. Bu anlamda mesela doğa anlamına da baktığımız zaman hiçbir yerde yeşilimiz yok. Gemlik kurutuldu abi. Yani ben Gemlik'te bugün ağacının gölgesine oturulacak merkezi bir yerde ağacımız olmadığını görüyorum. Hiçbir şeyimiz yok abi. Yok. Yani bu anlamda sosyal medyada bir arkadaş var takip ettiğim Ferhat Aras. Bu arkadaş mesela çok doğaya da duyarlı bir arkadaş. Bu serzenişler çok da şöyle bir yapılanma, şöyle bir şey. Bakıyorum bazı böyle fikirler de veriyor mesela. Bununla ilgili iyi araştırmalar yaptığını da görüyorum bu arkadaşın. Yani fikrini beyan ediyor mesela. Evet Gemlik'te biz yeşile dair bir şey bırakmamışız abi. Yani bugün bütün iç içe yaşadığımız bir alanda ve binaların içindeyiz tamamen. Aynen doğru. Beton, mazot çok kokusu. Küçük küçük kalmış. Başka aynen. Bir şeyimiz yok yani abi. Keşke bazı alanları gerçekten yeşillendirip ağaçların içinde oturabildiğimiz bir alanımız olsun. Allah'tan işte küçük bir Atatürk Parkımız var. E şimdi orada da artık oturan kaç tane insan var? O da kalktı. Öyle bir alanımız gerçekten kaydeder bir ağaç alanımız yok. Bahadır Ulu, Gemlik'ten en sevdiğim esnaftır Muhammed abim demiş. Sağ olsun. Sefa Şekerleme Mehmet Esen, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Nihat Semiz takılmış benim cümleye. Ne yani bile bile yalancıları mı seçiyoruz demiş siyaset. Ama öyle değil mi Nihat Semiz? Bunu mu anladın cümlenin içinden ya? Evet. Yani adam doğru söylüyor. Yani yapamayacağın şeyi söylemen lazım. Siyasetçilik böyledir. Polat Cingöz, belediye sahildeki çimleri sulamaya fıskiye bile yapamadı. Gece gündüz tankerle, pancar motoruyla, el yordamıyla sulama yapıyor. Evlerde sesten durulmuyor. Gemliğe yakışmıyor demiş evet. Polat Cingöz. Vardır bir problem. Tesisat var diye biliyorum ben ama bir problem vardır. Belediyeden bir açıklama gelirse onu da okuruz. Bir dere boyu var, orada da dere kokusu var demiş Mehmet Esen. Dere boyunda tabii biraz ağaçlık yerler var ama gene oraları ya, yani, oturulacak yerler değil ya. Ben geçen mesela bu şehir arası otobüs terminalinin olduğu alana geçtim. Çok mesela ağır bir koku duydum orada. Uzun zamandır duymadım aynen, o kokuyu. Tabii. Yani bu bizim için gerçekten bir handikap. Orada yaşayan vatandaşlarımız, insanlarımız için de çok büyük sıkıntı. Bu insanlar yani şu güzel sıcak havada nasıl cam açsın, nasıl perde çevirsin. Yani bu işler sıkıntı. İnşallah bunlara gerçekten çözüm bulunması gerekiyor. Biz hala bu ıslah işini bile maalesef Gemlik'te yapamadık. Bilmiyorum biraz neden böyle gidiyoruz. Ağır gidiyoruz, neden yavaş dün gidiyoruz. Dün akşam da mesela ben programda biraz girdim çıktım. Çok önemli bir fırsat geçti elimize aslında. Şu anda artık Gemlik'in bir milletvekili var. Evet. Sayın Zafer Işık. Evet. Bu dönemde yapıldı, yapıldı. Yapılmadı, bir daha uzun bir süre büyük projeler yapılmaz. Nedir bu büyük projeler? İşte Gemlik'in dört yol mevkisinin açılması. Evet. İşte kendinden Zafer Işık tabii bunlara çok hassas olduğu için aslında açma gereği duydum. İşte Çukurbahçe'deki giriş. Mesela bunlarla ilgili işte derenin ıslahı. Bunlar bir belediye başkanını aşan konular. Yani bir milletvekili ayağında, bir hükümet ayağında çözülmesi gereken konular. Ve bizim zamanımız gitgide daralıyor. Ama pandemi, ama işte Gemlik Belediyesi'nin farklı bir partiye geçmiş olması. Bunlar belki bizi kısırlaştırıyor ve bir şeylerden geç kalmaya başladık. Zafer Işık faktörünü kullandık. Kullanamadık, sıkıntı. Mecliste, geçen haftaki meclis toplantısında konuşuldu. Gemlik iki adam yönetiyor. Yani yönetiliyor ama baktığın zaman ne çıkıyor? Biraz buna bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Senin fikrin ne olur mesela? Zafer Işık faktöründe neyi kullanamıyoruz sence? Neden başaramıyoruz yani? Ben Zafer Bey'le birebir tanışmışlığı olan birisi değilim. Yani bu anlamda gelip gitme süreçlerinde yanlış anlaşılmasın pek takip de etmiyorum. Ama dediğiniz gibi milletvekili olması bizim için bir değerdir. Yani bu anlamda hizmete dönük belediye başkanımızla çalışmaması gerekecek bir süreç olduğuna inanmıyorum. Tabii. Çünkü paslaşması lazım. Çünkü ikisinin de Gemlik için bir mutlaka hizmet verme aşkı olduğunu düşünüyorum. İstiklal Caddesi dediğiniz, kapanış dediğiniz oranın yani Gemlik'e bağlantının kapanması İstiklal Caddesi için sıkıntıdır. Çünkü dönüşün çevre yolu üzerinden olmuş olması belki Gemlik'i bir merak edip içine girme eğiliminde olan dışarıdan gelen bir şahısın Gemlik'e girmesini engeller. Ve bu engelleme de oradaki esnaftan alışverişi de engeller. Bir yani ticari alışverişi de keser. Ya yani, esnafı da geçtim. Ya Gemlik'in bir girişi yok. Bu yani, da bir sıkıntı evet. Aynen. Yani evet. Gemlik'e mesela Orhan Gazi gibi mesela giremiyor. Tak meydana dalıyorsun. 90'lı yıllarda vardı. Biz o caddede esnaflık yaptığımızda biz Penicivan olduğu yerde 99'a kadar Ekmasan fırını adı altında faaliyet gösterdik. Hatırlarım. Biz mesela sağ ol teşekkür ederim. Bizi genel olarak hatırlarlar. Severlerdi. Sağ ol. Gemlik'te ekmek bitmeyen ekmekçiler derler. Sağ olsunlar. Bizde devamlı üretim ve satış vardı.
Velhasıl kelam, ama o dönemde biz şunu derdik. Yaz geliyor, yaz müşterimiz gelecek. İşte 06, 34, 35, 26. Biz kumluya bunu bilirdik. Geçenler falan. Evet, aynen. Biz bununla ilgili hazırlık yapardık yani. Yani bizim üretimimiz mesela satışımız 1500-2000 ise 3000 olurdu. Satış artar yani. Biz o müşterinin bize kattığını çok iyi biliriz yani. Hmm. Yani o cadde için sadece bizim ekmek satışından değerlendirmeyelim. Diğer hesaba da mutlaka dokunuyor oradaki o muhakkak, giriş. Muhakkak. Yani bu güzel bir olaydı. Oranın kapanmasından sonraki süreçte mesela 99 depreminden sonra biz o dönemde bir kapandığını hatırlıyorum. Bütün esnaf çok etkilenmiştik mesela. Eksi yazmaya başladı bütün esnaf için. Sonra bir ara tekrar açıldı, bir ara şu an tekrar kapandı. O süreci de sıkıntı, ama dediğiniz gibi Gemli'ye girişin olması da bir handikap bizim için yani. Ya ben bunun örneğini verdim. Gemli'ye birini tarif et. Bir arkadaşın geliyor. Bursa tarafından geliyor. Gemli'yi tarif et. Senin dükkana nasıl gelecek? Al konum atacaksın. Ya ama ya ama olmaz işte. Yani adama telefondan bile tarif etsen böyle hep armutlu tabelandan sokmaya çalışıyorsun. İşte terminalin oradan girdin. Evet. Bak terminalin oradan gir. Evet. Girdin, sola dön, düz devam et, sağa dön, öyle yap böyle. Sıkıntı, evet. Ciddi sıkıntı. Evet, ha sıkıntı şimdi abi. Ne oldu? Giriş oradan olunca Hürriyet Caddesi. Abi beni kolay buluyorlar. Merkez Cami karşısı acardırım geliyorum. Ben mi? De sorun yok abi. İki minareyi takip et. Tamam abi, aynen. Hem huzura gel diyorum, sonra da bizi oraya huzurlu çayın iç, ekmeğini tutalım arada diyoruz biz. Ali Sabır, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Polat Cingöz, sulama yapanlara söyledik. Başkana bildirmişler. O da demiş ki, gülü seven dikenine katlanır demiş. Çözüm bu demiş. Öyle değildir, o şakayla yapmıştır diye tahmin ediyorum. Öyle bir çözüm olur mu yahu? Adem Avcı, maşallah yeğenime belediye başkanlığı da yakışır bu kardeşime demiş. Adem Avcı. Selamlar olsun. Balıkesir Bandırma'dan bağlanmış bize. Ne güzel, bak Türkiye'nin her yerinden izleniyoruz bugün. Almanya'ya varana kadar. Ne güzel. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Biz de boş işler yapmıyoruz burada. Ya Muhammed maşallah. Mehmet Acar. Yani bak evet. Türkiye'nin her yerine... Abi biz her zaman dedik, bak ne dedim, sen bir başarı öyküsün benim için. Ay tamam. Çok güzel yerdesin. O ülkeye çok girmeyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Eyvallah, mutlu ettin beni. Mudanya nerede, Gemlik nerede? Buraya var bir garezleri, gelişmesini istemiyorlar. Kumla eskiden neydi, şimdi ne oldu demiş. Olmaz demeyelim ya inşallah. Seviyor musun, Kumla'yı seviyor musun? Temennilerimiz olsun inşallah, biz de iyi yerde. Ama hep hayal olarak da kalmasın canım. Biraz İnşallah tabii bu yetkililerimizden inşallah bu vatandaşların, insanların bu serzenişlerine inşallah cevap verirler bunlar. Ben zor olan bir şuna inanmıyorum ya. Yani bir kim olursa olsun bulunduğu mevkide bir şey yapmak istediği zaman yapar. Bunun örnekleri var. Gayretli olursa. Kesinlikle yani. Bugün baktığımız zaman yıllar geçmiş rahmetli Yazıcıoğlu vali. Bahsederiz yani. O, hala o insanın vermiş olduğu o hizmetin bugün insanların ilişkisini karşılığı her zaman var baktığımız aynen zaman. Doğru. Yani. Aynen bugün doğru. Gaffar Okan deriz yani, değil mi? Yani Diyarbakır'da bugün o Gaffar Okan'ın yapmış olduklarının her zaman bir karşılığı vardır. Hala iyi niyetlerle, her zaman güzel temennilerle olur. Yani insanlar bence başaramaz diye bir şey yok. Yani insan sadece hedef koysun abi. Hedef koysun, biraz yani da gayret olsun. Şimdi ne olursa olsun yani bu başkanımızın da, hakeza vekilimizin de Gemlik için bir şeyler istediklerini biliyorum. Ve inşallah yapacaklarına inanırım. İnşallah, inşallah yaparlar. İnşallah. Biz de onun keyfini yaşar ve bunlar yapıldı diye gurur duyarız yani. İyi anarız. Mutlaka yani anmamız çıkıyorduk. Yani şu ana kadar hiçbir başkanımızı kötü anmadık ama... Netice itibariyle keşke bu olmasaydı dediğimiz süreçlerimiz de var. Yani manastırın bugün daha sağlıklı bir yapılanmayla, daha sağlıklı bir imarla yapılanmasını eski başkanım üzerinden konuşuyoruz. X başkan, şu başkan diye eleştirebiliyoruz. Bu yani eleştirileri yapmak da vatandaşların hakkıdır. İnşallah yeni alanlara daha sağlıklı bir yapılanma olur. Daha güzel bir şekilde Gemlik görürüz yani. Aynen doğru. Kumla için ne diyorsun? Abi, mesajı okudu diye söylüyorum. Ben Kumla'ya şöyle söyleyeyim. Kumla'ya pek... Akşamları bazen gezmeye giderim. Kumla'ya pek gitmişliğim yok. Ben daha ziyade Narlı tarafında denize girip gelen bir bireyim. Yani çok çok Kumla'yı da gezdiğimi söyleyemem. Çok Kumla'ya gitmiyorum işin aslı. Aynen, eski Kumla'nın yani tadı. Kumla'ya gittiğim zaman yani plaj kısmında yüzmeye kalktığını düşündüm. En son gittiğimde onu gördüm. Yani herkesin yığıldığı, yani bugün hakeza pandemi sürecinde bile herkesin yığıldığı. Yani deniz suyunun suluktan çıktığı, bir çamur deryası içine geldiğini görüyorsunuz yani. Kumla'da o anlamda yüzeceğim çok sağlıklı bir deniz ben şahsen görmüyorum. Ben yani. Aynı fikirdeyim. Bence Narlı'da sakinliği falan tercih edip daha ziyade o tarafı tercih ediyorum. Mudanya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde AK Parti'de değil bahanelerle çözüm olmuyor demiş Selçuk Tunçel. Aydın Gülenç Fethiye'den selamlar diyor. Aydın abi Aydın oradaymış. Aydın abi bize, Çiçek abimize saygılar. Burada ekmek 1 lira diyor bak. Abi, Fethiye'de mi 1 lira? Aydın abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak şimdi bizim sektöre değdiği için konuşacağım abi. Yani bizim sektörümüz abi ciddi anlamda 2018 9. ayda ekmeğe nar kalmış. 1 lira 50 kuruş olmuş bir fiyatın içindedir güzel kardeşim.
Fırıncı esnafı 2008 yılları itibariyle 80-75-80 lirası un çuvalı olardı. Şu an un fiyatları 140-150-160'a kadar çıkmış vaziyette abi. 2018'den bahsediyoruz abi. Maliyetler herkes açısından artmıştır abi. Yani arttığı süreçte dediğim gibi yani bir şeylerin mutlaka kalitesi belki düşürülebiliyor. Ama ben çalıştığım firmanın un anlamında en iyi undan kullandığını ve hizmet kalitesi düşürmediğini biliyorum. X firmaların buradaki fiyat polemiğini yaşamayalım. Buradaki fiyattan ziyade biz bence kaliteyle iyi un kullanımı, sağlıklı un kullanımı ve gerçekten iyi hizmetle biz rekabet yapalım. Ben bundan yanayım abi. Ben fiyatlar düştüğünde sürecin çok sağlıklı gitmediğini inanan bir insanım. Peki kaliteli ekmek var. Yiyor mu Gemlik halkı? Gemlik halkı çok kaliteli ekmek yiyor. Kaliteli yaptığına inandığı firmalardan ama. Ben açık konuşayım. Bugün bir müşteri, ben firmamın iyi ekmek yaptığına inanıyorum, iyi un kullandığına inanıyorum, biliyorum ve o şekilde satış yapıyorum ve arkasındayım ürünümün. Ama bana bugün müşterim geldiğinde ve sen de ekmek bitti, nereden ekmek alayım dediğinde isim vermenin reklamla artık yok. Yok, sıkıntı yok. Abi merkez fırın Atasoy'dan alabilirsiniz, kaliteli ekmek yapar dedim. X başka bir firma ismi daha söyle. Şuradan alışveriş. Oradan ekmeği güzeldir abi. Ekşi maya alacaksan, ekmekle ekşi maya arıyorsan Kırcıoğlu Ömer Bey'den ekmek alabilirsiniz. Tavsiye ederim yani abi. Benim için onları ben yani bu meslektaşlarımı biz rakip olarak falan filan değerlendirmek değil. İşini iyi yaptığını, iyi ekmek yaptığını inanarak söylerim yani. Buradaki mevzu bence sağlıklı ekmeğin sağlıklı şekilde üretilmesidir. Fiyat polemiğine girildiği zaman mutlaka kalite düşer abi. Ve bu kalite düşme olayı sadece ekmekte olmuyor, sektörel anlamda çalışanlarımızda oluyor. Belki yerine göre işçi sigortalı bilmiyorum yatıyor mu, işçi maaşlarına zam yapılıyor. Bunlar da ekstra. Bu insanlar da evine ekmek götürüyor. Bizim fırıncı odası dediğimiz oda zaten hiçbir işe yaramayan bir odadır benim nezdimde. Keşke bu oda, fırıncı odası bile bizim sektörümüzde nöbetçi sisteme geçebilse, bu fırıncı çalışanlarımız haftanın bir günü gerçekten istirahat edebilse. Bugün pandemi döneminde biz gördük abi. Fırınlar yeri geldiğinde bir gün kapandığında insanlar açlıkta görmediler abi. Bu sektörün çalışanları ciddi anlamda senin 365 günü çalışanlar yani. Belirli neden yıllarda, tatilleri yok? Tatil süreçleri yerine göre işte tatil hakkını ücret olarak alıyor cevabında. Maddi sürecinden dolayı veya tatil hakkını işverene veya bu sürece alışmış insanlar da olabiliyorlar. Ne bileyim bu anlamda yeni bir çalışma yapmasa bizim sektörümüzde ne bileyim nöbetçi sistem mi derler artık bir şekilde yol alınsa çok çok daha sağlıklı olacak. Bu çalışanlarımız da yani biraz daha hayatın içinde olsa bir düğününe, cenazesine giden insanlar biraz daha sosyalleşse ben artık eski Türkiye'den çıkılıp kendilerini geliştirmesine inanıyorum sektörün abi. Bizim sektörümüz pek hamle yapamıyor. Peki biraz evvel bir cümle kurdun. Dedi ki işe yaramayan bir fırıncılar odası gibi bir tabir. O anlamda işe yaramayan değil. Genel anlamda nasıl esnafını seyiştiriyorsam bir süreçten sonra hizmet vermiyorsam bizim fırıncı odasında çok hizmet verdiğine bu anda inanmıyorum yani. Fırıncı odası dediğimiz odanın bu işleri katkı sağlaması lazım. Rekabet varsa rekabetin sürecini yönetmesi lazım. Bu rekabetin çıktığı dönemdeki kazanımların bizim için ne olduğunu, sektör çalışanları atmış olduğu yarının ne olduğunu. Rekabet yapalım, rekabet olsun. Ama ben dedim ya rekabet kaliteyle olsun. Aynı abi. Seviyede olsun. Kaliteyle olsun. Herkes abi. De aynı kaliteyle aynı olsun seviyede abi. Olsun. Peki oda kendi odana geçersen, esnaf sanatkar odasıyla alakalı pandeminin dışında biraz da değerlendirirsen yani, ne görmek istersin? Ben esnaf odası şimdi şöyle söyleyeyim. İsmail Bek abimiz şu an İslam Odası Başkanı'dır. Bundan önceki geçen dönemde yine kendisi. Ondan önce dönemde İbrahim abimiz birkaç dönemde. Talan abimiz. Evet, o da bu akşam yayını izliyor. Selam evet, olsun. Yani teşekkür geçmiş olsun kendine. Bu arada bir rahatsızlık yani başkanlarımızın o dönemsel katkıları mutlaka oluyor. Ufak ufak mutlaka dokunuyorlar ama yani ben şunu görüyorum mesela. Gemlik esnafı bu konuda odalardan pek destek görmüyor diye düşünüyorum. Yani esnaf odası sadece esnafın aidat ödediği bir kurum olmaktan çıksın yani bir ama bakıyorum bak o kadar gelen var beklenti de yok. Beklenti niye yok çünkü iyice mi düştü? Abi artık bence gard düşmüş artık abi. İnsanlar gardlarını hepten indirmişler yani. Yani çünkü bir şey olmuyor. Gidip serzenişte bu zaman da oluyor. Mesela X firma gidiyorsunuz bakıyorsunuz bir yer açmış. Açmış ama mesela bugün görürüm ben Gemlik'te kasabın ekmek sattığını görürüm ben abi. Manav ekmek satıyor abi. Kapıya bir dolap koymuş. Yani bunlara ben bir fırıncı sektör olarak, fırın sektör olarak müdahale etmem gerekmiyor. Ama bunu sen veriyorsun abi. Fırına işte fırın vermiyor işte mu? Ona oraya veren firmalar da hatalıdır yani. Bu onların satış hacminin olduğu bir alan değil yani. Bunları esnaf odasına yeri geldiğinde belki belediyeye kadar çıkıldığında bile dışarıdan mesela ekmek getirilip burada satıldığında müdahale edildi mesela. Demek ki fırıncılar da veya fırıncı odasına karşılık bulmuyor herhalde. Bunlar doğru şeyler
Ben meslek olarak doğru bulmuyorum mesela. Yani odaların fırıncı da olsa, esnaf sanatkarlar da olsa, yani gündemi çok iyi takip edip nerede problem varsa ya da birinden gelene hemen müdahale etmesi gerekiyor. Yani bu müdahale edilmeyecek diye bir şey değil. Bugün baktığı zaman ben yeni açmış... Sence engelleyebilecek mi? Kasabın önünde fırın ekmek satan bir dolabı abi, kaldırabilir mi o da? Yani işletmenin ruhsatı satışa eğer müsaitse, eğer ki o manav veya o kasap veya X bir firma neyse artık, yani o ürünü satmaya ruhsatı elverişliyse satsın abi, sorun yok. Ama elverişli olmayan bir ürün satılması zordur ki. İşte bunun kontrolünü oda mı yapması yani lazım? Odanın yapması lazım. Bununla ilgili şikayet gittiği zaman gidip en azından bu mevzuyu çözmeleri lazım diye düşünüyorum ben yani. Bu benim sektörüm olarak değerlendiriyorum. Genel anlamda. Tabii genel manada. Genel anlamda. Bugün şimdi bana da yani geliyor ya Mehmet, iş yerinin önüne şunu koy bunu koy diyen. Abi bizim işimiz bu. Biz gıda üzerindeyiz. Biz bunu satmaktayız. Diğer ürünlerin satışları olduğu zaman diğer arkadaşlara zarar verecek bir şey olmak istemem ben yani. Herkes bugün kahve fiyatlarıyla ilgili konuştuk Muhammed kardeşimle. Tam denk geldi bu konu demiş Selçuk Tuncel. Evet. Bilal Bayram Tengiz, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Serkan Bey demiş. Teşekkür ederim Selçuk Tuncel. Sen Gemli'nin en güzel yayıncısısın Serkan Bey. Adamsın. Sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bize bu laflar yemez Selçuk. Sağ ol. Allah razı olsun iyi dileklerin için. Bizi kahvemizi söyle. Bizi kahvenin lafını değil. Kahveyi söyle. İçelim öyle. Mesaj atmakla olmaz bu iş. Mesela ben şimdi o kadar ürünü satıyorum abi. Daha abi bu kahvem de sana inşallah. Al eve götür demiyor mu? Hiç demedi yani abi. Demiştir. Sen gönlünü zengin kardeşim. Aynen. Latifemiz abi. İyi yayınlar Serkan Bey demiş Osman Sezgiç. Teşekkür ederim. Artık son iki tane sorum kaldı. Program peki bitiyor. Abi. Sohbetin peki, güzel ama her güzel şeyin de bir sonu var. Evet. Sevgili Mehmet Acar. Allah sağ olun. Şimdi Gemlik'te ben programların tamamında gelenlere sormaya çalışıyorum. Unutmadığım sürece hayalinizdeki Gemlik anlatıyorum. Şimdi soruyorum. Şimdi bunu neden yapıyorum? Esnaf geliyor. Başka bir konuk geliyor. Eski işte dün akşam radyocu geliyor. İşte sanatçı geliyor. Ama her birey farklı bir hayali var. Şimdi senden bu çıkıyor, öbüründen o çıkıyor, öbüründen o çıkıyor. Hem kulağına gitmesi gerekenler duysun, bir kafa açsın, bir ışık açsın, ışık yansın. Hem de ileride böyle bir fragman hazırladığımızda güzel bir donelerimiz olsun. Evet. Yani Mehmet Acar böyle gözlerini kapatıp şöyle Gemlik'i düşündüğünde hayalinde nasıl bir Gemlik canlandırıyor? Abi ben gözümü kapatıp Gemlik'i düşündüğüm zaman benim hayalimde gerçekten yeşile dönük bir Gemlik hayalim var benim abi. Yeşilin olmasını istediğim bir Gemlik var. Onun dışında insanların yani beraber yaşadığımız bu ilçemizde kutuplaşmadığı bir Gemlik var ya. Ben insanlarımızın çok fazla kutuplaştığını görüyorum yani her anlamda. Siyasi manada mı? Siyasi manada, farklı manalar bu çok tuhaf geliyor bana yani. Bu şekilde bir kısır döngü içinde yaşıyoruz biz yani. Ama kültürel farklılık her yerde kültürel, var. Kültürel farklı olan zaten belliyiz abi. Ama şu var. Hani çok fazla şucu bucu olarak değerlendirmekten ben keyif almıyorum mesela. Bizim insanımız çok fazla bu bulunduğum alanda çok fazla olmuş. Siz, biz, şucu, bucu, oncu bundan çıkması lazım. Herkesin Gemlik'e katkısının olduğu bir Gemlik istiyorum ben yani. Her bireyin burada yaşama kabullenmiş, burada yaşarken keyif almış insanın bir fikri olması gerektiğini ve buraya gittiğinde o fikri verdiğinde değerli bulunmasını öngörüyorum. Bilmiyorum ben Gemlik'te şu an onu çok fazla yiyorum. Mesela yanında bir çay ocağı var. İpek Yolu Çay Ocağı, Serdar kardeşimiz abimiz işletiyor mesela. Burada insanlarımız bir araya geldiğinde bile bu siyasi kutuplaşmaların ve diğer bu işte eleştirilerin çok fazla birbirlerini bir saatten sonra kırıcı düzeye geldiğini görüyorum. Yani birbirimizi kırmadan bir arada yaşayabileceğimizi göstermemiz gerektiğini görüyorum yani. Başkanımızın güzel bir lafı var. Biz bir çoban ateşi yaktık etrafına toplanalım diye. Hep beraber. Evet biz o çoban ateşinin etrafına toplanan insanlar, halklar artık farklı illerden gelen insanlar olalım. O çoban ateşine biz de bir onda bu ateşi güzelce bir harlayalım. Gemliğimiz ışıl ışıl parlasın isterim ben de yani. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Böyle samimi duygularla evet, Gemlik hayalini anlattığın için. Selamlar Mehmet abi. Adam gibi adamsın demiş Şaban Kümüş. Teşekkür ederim. İbrahim Talan. Konuşursam böyle pat diye gelir işte geldi. Tamam, değerli başlığımız saygılar. Serkan kardeşim iyi yayınlar dilerim. Mehmet kardeşime de selamlar. İyi dilekleriniz için de çok teşekkür ederim demiş. Teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. İyi insanlar arkasından iyi şeyler konuşuluyor. Mutlaka. Hepsi değerli insanlar, abilerimiz Gemlik'e hizmet vermiş. Hani biz burada serzenişimiz, esnaf odalarımız görev yapmış bir şekilde şu bu öyle bir şey için değiliz yani. Daha iyilerini yapabiliriz, daha iyilerini olması lazım. Yani mutlaka dokandıkları hizmetlikte çok çok fazla yerlerimiz var. Benim şahsen... Hedef hep yukarı koymak lazım. Mutlaka bak benim şahsen şu ana kadar esnaf odasına gidip daha bir kere bireysel anlamda bir şikayetim yok.
Yani abi siz şunu yapmadınız, bunu yapmadık, şöyle böyle değil yani. Genel duyduğumuz gemlik esnaf odasının, gemlikte konuşulduğunda, esnaf arkadaşlar arasında konuştuğumuzda yeterli olmadığını, yetersiz kaldığını söyledikleri şeyler üzerinden konuşuyorum ben yani. Bu onların da ortak sesi olarak değerlendirilmesi açısından söylüyorum. Ben bireysel olarak mesela hiçbir şekilde bireysel anlamda birileriyle gerçekten sorun yaşayan, sorun olan bir tablo olarak söylemedim yani onları. Genel olarak konuşuyorum. Esnaf arkadaşlarımızla konuştuğumuzda açıklama yapmana gerek odamızın yetersiz kaldığını, odalarımızın yetersiz kaldığını, işte geri geldiğinde belediyemizin bu anlamda yetersiz kaldığını. Yani biz de konuşuyoruz, insanların gelip siyasi şeylerin bile konuştuğu, siyasi argüman. Ben mesela söylerim, yani bu dönem şu partiye oy vermişimdir, hizmet almadığımı görmüşümdür, inanmamışım, yani tatmin etmemiştir, bu dönem bu partiye vereceğim. Denemişim. Partizan bir yaklaşımı olan, yani kesinlikle yani ben buyum diyerek baktığım bir süreç yoktur yani. Benim tavrım da olur, siyasi olarak da olur. Yani. Hadi bakalım, yarın böğürtlenli Türk kahvesi getireceğim. İçime oturdu diyor Allah Selçuk Allah Tunçel. Allah, herhalde sadece Mehmet'e değil, bana da herhalde böğürtlenli kahve gelecek herhalde. Serkan Bey iyi yayınlar, Mehmet Acar kardeşime çok selamlar. Değerli fikirlerini bildiğim bir kardeşimdir. Gemliğinde faydalanmasını umut ediyorum demiş emlakçı Yalçın Türkan. Teşekkür ederim. Son mesajımda şöyle devamını gör diyeyim. Büyük bir keyifle izledim programı. Gemliğimiz için ikinizin de bir değer olduğunu bir kez daha gördüm. Bu platformun gemliğin geleceğine ışık tutacağına inanıyorum inşallah. Rabbim gayretinizi arttırsın, selamlar olsun demiş. Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başta ben ve tabii ekibim adına. Sağ olsunlar, güzel ekibimize de bize programa destek, sahip çıkmak, destek olmak, programa katılmak beni en onure eden, en mutlu eden şey. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize bu şansı verdin. Eyvallah. Samimiyetin için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu yayın boyunca mesajlarını gönderen, bizi izleyen, bizi bu alana tolere eden arkadaşlara çok çok teşekkür ederiz. Ben de hepsini saygıyla selamlıyorum. Sağ olsunlar. Yani samimiyetin, ben nereden anlarım samimiyeti? Aşağıda bir saat sohbet ettik. Buraya geldik, aynı şeyleri konuştuk. Eyvallah, bu samimiyeti gösteriyor. Sağ olsunlar. O yüzden de ben çok mutlu oldum. İnşallah izleyenler de mutlu olmuştur, beğenmişlerdir. Bu hafta Kios TV'de 3 programla bitirdik bu haftayı. Zor bir haftaydı ama yoğun bir haftaymış. Sanatı da konuştuk. İşte medya, radyo, onları konuştuk. Bu akşam da esnafı konuşturduk. Nefesimiz yettiği sürece hep karşınızda olmaya çalışacağız. Gayretimiz hep bu yönde. Lütfen sizler de paylaşarak, yorumlarla, mesajlarla bu gayretimize ses verin. Yanımızda olmaya çalışın. Çok güzel şeyler yapma niyetindeyiz. Allah mahcup etmese İnşallah. Duamız o yönde. İnşallah. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi ben buraya geldim, çok keyif aldım. İnşallah diğer esnaf arkadaşlarımızı da burada beklerim. Yani bu platforma girsinler, fikirlerini söylesinler. Serkan kardeşimiz ve ekibi çok güzel, çok anlayışlı bir şekilde bizi karşılayıp misafir ettiler. Eyvallah. Ben de çok keyif aldım. Ben abi bu süre zarfında kapatmadan bir ufak bir mısra şiir okuyup öyle kapatacağım. Ağlamak yok. Ben şiir selamlıyorum. Yok, ağlamak yok. Yani o yönümüzü de arkadaşlarımız bilsinler. Ben gençlerimizin, gemlikteki arkadaşlarımızın gerçekten ikili ilişkilerimize konuştuğumuz zaman çok fazla kitap okumadıklarını, çok fazla böyle bir şeylere zaman ayırmadıklarını görüyorum. Gemlikli kardeşlerimizin, gemlikli gençlerimizin kaybolmasını istemiyorum ben abi. Baktığım zaman şunu görüyorum gençlerimizde. Bazen ümitsizliğe, bazen ümit gerçekten yok. Devam ediyor bu süreç dediğim zamanlarım var. Üniversiteden mesela gelen arkadaşlar oluyor. Yani üniversiteden arkadaşlarımız, gençlerimiz oluyor. Sorduğumda hedef ne diye bahsettiğimde bakarız abi dedikleri zaman şaşırıyorum. Çünkü hala hedefsiz, hedef yok. Vizyonsuz. Ama evet. Bazı gençler de geliyor. Hatta öyle güzel bir müşterim var, Hilal kardeşim. Hedef ne Hilal'cim diye sorduğumda bana abi ben gem mühendisi olacağım demişti kendisi. Yani onu bundan duymak çok keyif verdi. Yani hedefi o kadar güzel vermiş ki amacı ve başardı. Şu an o istediği bölümü okuyor. Okuyor. Bunun gibi maşallah. Genç kardeşlerimiz her zaman olsunlar. Gençler aynı zamanda şiir okumaya da davet ediyorum ben. Ben bir küçük mısra okuyup kapatacağım. Hadi öyle kapatalım bakalım. Ağzına sağlık. Zeki Öktem'in şiiridir. Ben kendimde şiir yazan ve şiire gerçekten değer veren birisiyim. Neredesin? İlkin yanaklarımı okşayan parmakların uçup gitti yalnızlığıma. Bak abi elim ayağım dolanmıyor. İşte heyecan. Heyecan yaptım. Son heyecan dakika yaptım. Heyecan oldu. Tekrar girelim abi. Tekrar girelim hadi bakalım. Neredesin? İlkin yanaklarımı okşayan parmakların nedense uçup gitti yalnızlığıma. Anladım aynaların seni kıskandığını. Yüzünün nakışını özledim bilesin. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. İntizarın alnıma vurduğu halesin. Zeki Ökten'in şiiridir. İntizar. Boş vaktinizi okuyun güzel kardeşlerim.
Kısarırsın arkadaşım. Eyvallah. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Ağzına sağlık. Güler Demir de bu arada Muhammed süpersin demiş. Bütün mesajları da okudum. Ablamı da öpüyorum. Sağ olsun. Gönül rahatlığıyla da programı artık kapatabilirim. Teşekkür ederim. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Öncelikle sağlıkla kalın. Kendinizi koruyun. Evet. Maskenizi takın. Ne kadar girmek ister misiniz? Teşekkür. Neyse, kapatalım artık. Önce sağlıkla kalın, sonra da hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.